Şimdi ben tabii dün çok büyük şaşkınlık yaşadım ve çok da büyük üzüntü içindeyim. Ne yalan söyleyeyim. Mustafa Yılmaz'ı arıyoruz efendim. 25 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ı henüz 17 günlük evliyken 22 Ocak Pazar günü Elazığ Palu'dan kayboluyor. Kendisine zarar verdiği düşünülen kuzeni Onur Yılmaz, o da aynı yaşta. O da kayıp. Neden de şu, iddialara göre Mustafa, iddialara göre değil yani Mustafa karısını kaçırıyor. Kaçırdıktan sonra da nikah kıyıyor. Eşinin babası da sen benim kızımı nasıl kaçırırsın diye büyük tehditler savuruyor. Onur hem Mustafa'nın hem de onun eşinin kuzeni ve iddia şu, Onur Mustafa'yı tuzağa çekti. Ona çok kızgın olan kayınpederine götürdü. Kayınpeder Mustafa'yı öldürdü. Onur'u da görgü şahidi kalmamak için onu da öldürdü. Ya da Onur'un cezası vardı, hapse girmesi gerekiyordu. Aynı zamanda Onur kayınpederin amcasının oğlu. Çok karışık ilişkiler ama ben bugün daha iyi anladım. Amcası Onur'a dedi ki sen Mustafa'yı bana getir, onu öldüreyim. Seni de yurt dışına kaçırırım, cezada yatmazsın diye. Anlattım ama yani arada karıştırmış olabilirim ama böyle. İzleyelim. Sevdiği kızı kaçıran Mustafa Yılmaz henüz 17 günlük evliyken 22 Ocak'ta Elazığ'dan kayıplara karıştı. Kayınpederinin tehdit ettiği iddia edilen Mustafa Yılmaz'dan bir gün sonra kuzeni Onur'un da kayıplara karışması ailede genç adam için infaz emri verildiği şüphesini uyandırıyordu. Nurten kaçarak evleniyor. Evlendiği kişi Mustafa. Nurten'in babası bu evliliğe karşı çıkıyor. Ve Nurten'in iddialarına göre de çok sayıda tehditler savuruyor. Sonra devreye Onur giriyor. Onur kim? Onur aslında her ikisinin de kuzeni. Onur Mustafa ile beraber gidiyor ve bir daha Mustafa'dan haber alınamıyor. Şimdi Nurten diyor ki benim diyor babam Onur'u azmettirdi ve Mustafa'nın başına bir iş getirtti. Hani öldürdü, kaçırttı, ne yaptı bilmiyorum ama diyor benim kocam beni aramıyor. Sonra Hatice Hanım da bizi aradı, dedi ki ben de oğluma ulaşamıyorum. Onur'u da kuvvetle muhtemel amcası, yine yani Nurten'in babası silah verdi, para verdi, benim oğlumu kandırdı. Ya Mustafa'nın başına bir iş getirtti. Sonrasında da ya benim oğlumu da öldürdüler ya benim oğlumu kaçırdılar. Şimdi Nurten kocasını arıyor, Hatice Hanım da oğlunu arıyor. İddiaların odağındaki kayınpeder aynı zamanda Onur Yılmaz'ın amcasıydı. Teyze çocukları olan iki gencin kaybında kuşkuysa Onur tarafından Mustafa Yılmaz'ın kayınpederine teslim edildiği yönündeydi. Onur'un babası benim amcam, Onur'un annesi Mustafa'nın teyzesi. Onur'un annesi benim ablam, Onur benim yeğenim. Hatice Hanım, Nihal Hanım'a destek vermek için mi geldin yoksa destek sen verin. Oğlunun Mustafa'yı öldürdüğünden emin misin? Emin değilim vallahi, hiç emin değilim. Tamam yapmış ola götürebilir. Götürebilir ama de. Kafasına yapamaz, sıkabilir de sen biliyorsun şeydir. Oğlunu. Olabilir, hiç bilemem. Olabilir. Bilirsin, olabilir. Bilirsin. Kız bizim başımızın tacı oldu. Benim oğlumu yok etti. Oğlumu çıkaracak. Yemin ederim ondan başkası değil, değil. En son zaten mesajlaşırken de gördüm. Ne dedi lan? Onur çağırıyor işte, arkadaşı Fatih Arslan'ın arabasını almış. İşte kuzen gel birkaç tur atalım. Fatih Arslan kim? Onur'un çok yakın arkadaşı. Fatih Arslan'ın arabasıyla mı gideceklerini evet. Söylediler? Evet. En sonunda zaten onunla görülmüşler. Şüphelenmediniz mi Onur'dan? Biz defalarca uyardık. Mustafa'nın çocukluk arkadaşı olduğu için Onur'a güveniyordu. Onur beni satmaz diyor. Onur beni seviyor. Bak ne kadar güzel sevdin. Kocasının kaybında babasını baş şüpheli olarak gören Nurten Nur Yılmaz'ın anlattıkları gösteriyordu ki Mustafa Yılmaz ciddi anlamda tehdit altındaydı. Kızımı bana verin, kafasına sıkacağım dedi. İntihar süsü verecekmiş. Kendimi asacakmışım. İntihar etti diyecekmiş. Ama bari erkekçe kaçırsaydık hocam. Şeref şeref diyor ya, bir adama 5 kişi tuzak kurup çekmeselerdi pusuya. Niye Nurten babam bu kadar taktı bu işe? Hazmedemedi. Sürekli atıp tutuyordu. Yani amcam kıza kaçtı ya. Ona çok mu atıp tuttu? Evet işte ben olsaydım böyle böyle yapardım, şöyle yapardım. Ama erkekçe yapsaydın. Ha, kendi kızı kaçırınca da bunu gururuna mı yediremedi? Yediremedi, evet. Yediremedi. Ama Nurten yani, gerçekten yediremedi. Senin baban bu kadar vicdansız bir adam olabilir mi ya? O adam çok vicdansız bir adam, çok gaddar. Onun bu hayatta değer verdiği tek şey oğulları. Kendisi. Nerede Latif Bey? Ne oldu şimdi? Kızını reddetti, konuşmuyor mu? Bu çocuklar nerede olabilir diye sorduk biz de kapıda bizi karşılayan beyefendiye. Nerede sızmışlarsa oradalardır şeklinde cevap verdi. Bir yerde sızmış olsa kaç gün olmuş yani, sızdığı yerde bulunurdu. Kendi kızını söylüyor. Babam aldı diyor. Babam seni bizzat telefonda seni de tehdit etti mi? Tabii. Mustafa'ya dedi gel yoksa kızımı seni öldürürüm. Kız kardeşim daha kaldırırım. Bir sürü hakaret, tehdit. Diyor ki babam kocamı öldürdü diyor. Büyük bir iddia yani.
gözü yaşlı kızına çıkıp kızım ben de arama demen lazım sen bir şey yapmadınsa. Ya niye saklanıyorsa ki? Racon kesen saklanmaz. Ben inanmak istemiyorum senin böyle şeyler yapacağına. Tamam kızarsın, baba olarak dargın olursun. Hiç bak sonuna kadar varım. Nasıl? Ama damadı yeğenine kaçırtmak iddiaları akla, vicdana, mantığa, kalbe, sevgiye, insanlığa sığmıyor. Bak burada 3 tane kadın, 2 tane çocuk arıyorlar. İki kuzenin buluştukları o akşam Onur Yılmaz'ın üzerinde silah bulundurması da gündeme geldi. Onur'a silah verdiğine emin misiniz? Biri Onur'un üstünde silah vardı. Onur'un normalde silahı yoktu. Kim dedi? Taksici dedi. Kız kardeşimi aradım. Dedim Nihal, Onur gelirse oğlunu bırakma Onur'un yanına. Neden? Gaza gelen biri müsait her şey yapmaya. Samimiyet kurar, bir yere götürür, birilerine teslim eder. Peki kime teslim edecekti vallahi ama? Vallahi onu bilemem. Ne? Sen de konuşamıyorsun değil mi? Ya Onur'a hem para vermiştir hem de söz vermiştir Türkiye'den kaçıracağım diye Onur'u. Onur onun için yapmışsa onun için yapmıştır. Yani Onur belki de öleceğinden haberi yoktu. Belki Mustafa yanlışlıktan öldürdüler. Daha dönemediler geri. Ya sağ olsaydı mutlaka çıkarırdı Müge Hanım. Aracı gönderdik birkaç adam, hatır sayılır. İşte Latif demiş birkaç güne çıkar. Birkaç güne yani çıkar. Daha nasıl çıkar bilmiyorum. Birkaç güne belki de ölüsü çıkar. Yani adam kendinden emin çünkü. Onur Yılmaz'ın kız kardeşi ise annesinin tam aksini söylüyor. Hem abinin hem de kuzeni Mustafa Yılmaz'ın öldürüldüğünü düşünüyordu. Annem Latif'in korkusundan oradan söyleyemiyor. Onur'la Mustafa'nın hala yaşadığından ümit ediyor. O yüzden konuşamıyor öldürmesinler diye. Onur'un suçu yok demiyorum. Onur Mustafa'yı evet götürdü ama Onur öldürmez. Onur Mustafa'yı canından çok seviyordu. Latif onu kandırdı. Dedi ki getir biz konuşup salacağız. Onur'un elinden aldı ya öldürdü ya da kaçırdı bir yere sakladı. Sırf Onur konuşmasın diye Onur'un kafasına da sıkacak. Öldü. İkisi de öldü. Öldüreceğim dedi. Öldüreceğim. Anasını kaçıracağım. Anasına gözün önünde ne yapacağım onu da söyle. Söyle her şeyi söyle. Çıldırtacakmış. Oğlum kafasına sıkacakmış. Mustafa ve Nurten Nur Yılmaz'ın kaçarak evlenmesinin ardından başlayan olaylar silsilesinde gündeme gelen iddialar çarpıcıydı. Seni biriyle mi evlendirmek istiyorlardı? Var mıydı bir planda biri? Vardı, Nurten. Vardı. Babam küçüklükten beri işte Onur'la evlenmemi istiyordu ama Onur da ben kardeş gibi görüyorum. Hayır. Asla. Yani vay babası... ama Onur olursa kardeşinin oğluyla evlenmiş olacak. Hı hı. Dedi Onur'un cezası var, işi yok, gücü yok. Öbür oğlana veririm dedi. Hangisini? Büyük o kardeşini. Furkan. Onur'un abisi. He. Onur'un abisi. O da dedi ben almıyorum. Babam telefon açtı işte Mustafa'ya sen Onur'un nişanlısını kaçırdın falan. Mustafa da Onur'u aradı. Onur dedi öyle bir şey yok. O benim kardeşim yani öyle bir şey yok. Baban Onur'u... Kışkırtmak için. Onur da Mustafa'ya öyle bir şey yok. Şimdi o zaman Onur'un farklı Mustafa'yı var. Dışarı çıkarmasının altında size öyle dese de başka nedenler var. Bu anlatılanlar dehşet verici. Gerçekten siz kızınız kaçtı Mustafa'ya diye böyle ölüm emri mi verdiniz? Ölüm emrini Onur'a mı verdiniz? Yoksa her ikisi birden mi bu çocukların hayatta değil? Şimdi burada 3 tane kadın Mustafa ve Onur'un peşinde. Aslında sanırım... fotoğraflarını gösterince siz de onlardan bir haber almayı ümit ettiniz. Yani belki bir yerdedir, birisi bir telefon açar falan ama ne yazık ki ne Onur'la ne de Mustafa ile ilgili şuradadır, buradadır diyen hiçbir telefon almadık. Hani baban diyordu ya sızıp kalmışlardır ayılınca gelirler diye. Ama sızdıkları yerden henüz ayılamamışlar. Nasıl öyle gözüküyor. Nasıl bir sızmazsa Müge Hanım? 10 gün kim sızmış? Demek kendisi sızıyormuş 10 gün, 15 gün... 10-15 gün demek sızma varmış. Ben böyle bir şey duymadım. Kendisi yaptı, ikisini yaktı. Ya birini katil etti yaktı. Ya da işte bilmiyorum. Ben seni kurban edeyim oğlumun tırnağına. Bu buraya gelmeden önce. Buraya gelmeden önce görümcem bize geldi. Bu kadar ağlama, feryat fiyan etme. Tutulmuş bir yerde. Ya kolunu kırmışlar ya kulağını kesmişler. Gel. Sağdır bir yerde bağlıdır. Heh. Yani ayağına sıkmış olabilir. Yani ben bir şey anlamadım. Hepsine de bir şey yapmış olabilirler dedi gelir. Sizi kurban eden bu. Senin görümcen Nurten'in halası. Yani Nurten'in benim kocamı öldürdü diyen babasının kız kardeşi. Aynen. Değil mi? Aynen. Şimdi o mu diyor yani fazla feryat figan etmesin diyor senin kardeşin için. Sen de yapma dedi. Ben de çok ağlıyordum. Yani ben bundan sonra biraz sakinledim. He. Dedim hani neredeyse çıkarırlar. He. Yani senin görümcen geldi dedi ki Onur ve Mustafa ölmemiştir. Burnunu kulağını kesmişlerdir. Bir şey mutlaka yapmışlardır değil, ellerinde. Onur için bir şey söylemiyor. Mustafa için söylüyor. He Mustafa için ha. Ya Onur yok. He, Mustafa için. Onur sağlam elde biliyorlar bunların hepsi biliyor. Onur yok. Mustafa Onur... onların çünkü oğlu. Onur onların oğlu Mustafa. Pardon Onur onların oğlu.
Onur şeyde, emniyette. Bir şey gelmişse Mustafa'ya gelmiş. Nurten'in babasının işte amcası. Kardeşi ikisi kardeş. Amcası. Onlar kendi yeğenine bir şey yapmaz. Erkek çocuğu. Nurten'in hiç konuşmasın diye yaparlar da. Yapmaz. Müge Hanım. Yapmaz. Onlar yarın yapmazlar senin oğluna bir şey. Ya şimdi tabii senin oğluna yaptığı an senin kocanla, yani kardeşiyle, erkek kardeşiyle de karşı karşıya düşman gelecek. Olacak. Karşı karşıya gelecek. Demiyor ki ben yapıyorum. Senin kocan durmaz nereye ki. Nereye gitmişler? Başka birileri belki götürmüş. Ama sizin kocanız oğlunun hayatta olduğundan emin olmasa eminim kardeşine hesap sorar. Söyledi. Ablam kocasını durmaz aradı. Yani, Müge Hanım dedi ki bak neredeyse söyle, bunlar çok kızmışlar Furkan'a, büyük abisine, oğlana bir şey yapacaklar. Hemen kocası kalkıyor, koşuyor kardeşinin yanına. Eğer oğlumun kılına zarar gelirse onlar tarafından ikimiz birbirimizi öldürürüz. Niye Onur için öyle söylemiyorsun? Niye Furkan için söyledin? Furkan nasıl işin içine girdi? Ablam onu korkutmak için söyledi. Onur'a diyor ki beni dinlemiyor. Dinlemiyorsa kimse, şimdi, beni de Hanım, Mustafa dinlemiyor. Ben dedim ki dinlemiyor. Müge Hanım beni asla ne beni dinler ne babasını. Öyle bir şey yani yok. Yani ağzı da küfürlüdür, küfür de eden bir çocuktur. Bizi dinlemiyor. Ölsün mü o zaman? Bak gitti amcasının yanına geldi, dedi anne benim amcam şey, senin eşin, benim babam dedi kadın lafından çıkmıyor. Amcam erkek. Onur mu dedi sana? He aynı Onur bana dedi. Hadi canım senin eşin sağ değil mi? Sağ hocam. Tamam. Müge Hanım. Aklı başında. He. Tamam. Ben de diyorum ki senin kocan, yani sen Onur'un annesisin, ikinizin oğlu, ortak oğlu Onur. Evet. Tamam, ortada da bir tane abi var bunları öldürdüğü söylenen. Abi değil, küçük kardeş. Öyle küçük kardeş. Kendi oğlunun canından endişe etse o küçük kardeşi orada bırakır mı? Bırakmaz. 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 Öyle bir adam demek ki değil, senin kocan oğlunuzun hayatta olduğundan emin. Olsun zaten seni. O emin. Emin. O zaman o da biliyor ne olduğunu. Ona diyor, gitmişler bir yerde içmiş sızmışlar. Ya ne içmiş sızmışlar? İçim sızıp 15 gün mü sızacaklar içim? Yani o da var. Bu teselli konuşması. Bu laf olsun diye konuşuyor. Yok iş olsun diye. Öyle kimse aramasın diye. Valla ben bundan rahat ediyorum. Niye bugüne kadar gitmişler? Eşinizin adı neydi? Efendim? Orhan. Yani Orhan Bey burada yani baldızınız. Sizin kocanız. Baldızınız oğlu için gözyaşı döküyor. Yani sonuçta Nihal Hanım sizin baldızınız. Gözyaşı döküyor. Siz adamın Müge olduğu kadar eminim ki başına ne geldiğini ve susuyorsunuz. Sizin oğlunuz aynı durumda olsaydı susar mıydınız? Susmazdı. Hatice abla bak, senin aslında vereceğin ifade o kadar önemli ki. Şöyle çok önemli. Çünkü sen, nasıl anlatayım, sen onların içindesin. Sen onların gelinisin. He doğrudur. Yani Mustafa'yı kaçırdığı düşünülen ailenin gelinisin sen. Ve senin kız kardeşinin oğlu yok. Ben biliyorum onlar kaçırdığından. He? Ben biliyorum. Eminsin? Yani eminim tabii. İşte ama sen işte bunu anlatsın. Bu zamana kadar kimse götürmüyordu ki. Çocuk yine her şey. Bak bu zamanla alakası yok. Dün şöyle bir laf söyledin. Arkadaşlar özete de koydular. Buyursun. Sen kız kardeşini arıyorsun. Ve diyorsun ki oğlun için. Kendi oğlunu benim oğlumla dolaştırma diyorsun. Dedim. Tamam. Defalarca aradım söyledim. Şimdi senin bunu ona söylemen için senin o ailede bir şey duyman lazım ki Mustafa'nın başına bir iş getirecekler diye. Dedim amcası tembelliyor, devamlı alıyor yanına. Tamam amcası ne tembelliyordu işte Onur'a? Ya sen yaptın, ben onu öldüreceğim, bilmem öldüreceğim, keseceğim, bile yapacağım, acı vereceğim. Annesini kaçıracağım, kız kardeşini değil de küçük kardeşini kaçıracağım ki bu ortaya, Mustafa ortaya çıksın. Bunları derdi yani, ben bunları da bildirdim. En son sen dedin ya, gelmiş Onur bir evde uzanıyordu, orada ne söylemiş onu söylesene. Ne? Ya dedin ya evde Onur uzanmıştı Müge Hanım, bizim kapı gece benle küçük oğlum yalnız evdeydik, bizim kapıya vurdular. Kim o dedim, ışık tuttular kapıya. Ben de aradım ablamı söyledim. Ablam da gidip oğluna söylüyor. Diyor ki Onur böyle bir şey mi yaptınız? Amcası der odaka geldi, Onur kızmış. Gelmedi. Amcasını aradı, Onur amcasını aradı. Dedi amca sen adam mı gönderdin şeyin kapısına, bunların kapısına? O da dedi yok, niye ne oldu? Dedi demişler kapıya gelmiş, kapıyı tıklamışlar, ışık tuttular bize. O da geldi bize. Amcası da kalktı geldi bize. Amcası dediğin kim? Latif. Latif yani. Babam kızım, yani. Kızı babası. Babam demeye utanıyorum Latif. Lütfen hakaret olarak algılıyorum kendimi. Geldi bize. Dedi ki ben adamları gönderdim. Dedim kapıyı tıklatın. Işık mı tutun? Vurun kapıyı kırın darayın hepsini. Dedi yani sana. Dedi. Benim yanımda dedi. Bir de orada Onur ne söylemiş ona? Sen dedin ya Onur demiş kadın çocuk varsa kadın çocuk varsa dedi bak ben yokum içinde amcasına dedi.
Biraz Uğur'a sesini yükseltti, biraz Uğur'a sesini yükseltti. Daha çıktılar dışarı bilmiyorum. Demiş benim erkek, Onur demiş ben erkeklere varım. Kadınla çocuk işin içine girerse ben yokum amca. Kadınla çocuk dediği de Onur'un zaten teyzesi. Teyzesi. 16 yaşındaki oğlumun peşinde. Kızı götürün, yani 16 yaşındaki çocuğun peşinde bu adam ha. 16 yaşındaki çocuğumun peşinde. Şeyi çıkartmaya yani çalışıyor abi. Onur'la Latif mi konuşuyor? Hı. Ablamın yanında konuşuyorlar bir daha. Benim yanımda konuştu. Amcasıyla konuşuyor. Amcasıyla konuşuyor ama konuştukları kişi Hatice, konuştukları kadını yani kapıyı kırın tarayın dediği Müge Hanım zaten Hatice yenge bize arayıp işte babam bizim yanımızda böyle böyle demiş, Onur'a böyle böyle diyordu. Ya şu benim yanımda konuşmuyordular, dedi ki bu müfürlük yapıyor. Biz çoğu bilgiyi zaten ondan alıyorduk. Öyle mi? Tamam, Latif Bey yayına bağlanıyormuş. Hı. Dedim kötülük çıkmasın işte. Dedim kötülük çıkmasın. Bunları uyarıyordum. Hani yani çıkmayın dışarıya. Ben çok üzülüyorum gerçekten. Şimdi senin bir tarafta eşin var, çocukların var. Bir tarafta kız kardeşin var. Ortadan kaybolan, öldü denilen senin yeğenin. Tabii yok. Ama öldürdü denilen de senin kayınbiraderin. Yani ben seni o kadar iyi anlıyorum ki ya bu işte ben o yüzden sevmiyorum bu akraba evliliklerini ya. Uzağı yakını ben sevmiyorum kardeşim. O zaman insan ne söylese yani işte yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Ya biraz o yüzden diyorum, biraz etrafınıza bakın yani, kuzendi, muzendi, bilmem neydi. İşte kadın ne söylese kocasıyla kötü olacak. Öteki söylemese kardeşi, yiyen işte evlat gibi. Yani. Kendi Onur, kendi çocuğu. Kendi çocuğu da ortada yok. Ne olduğu yani, belli değil. Çocuğunu mu düşünsün? Kocasına karşı mı düşünsün? Kız kardeşini ya, mi, yeğenini mi? Kız kardeşini mi? Kız kardeşinin oğlu öz yeğeni. Kaybolan veya öldürülen yani, Allah korusun. Bir de hocam bir de çok iç içeydik. Sürekli birlikteydiler. Evet. Yani kardeş gibi büyüdük. Evet. Devamlı yan yana. Kardeş gibi bunlar büyüdüler. Bir de. Yani bir de böyle uzak değildik ha. Peki Nurten sen söylemiyor muydun? Babam böyle böyle söylemiş bu Onur'la konuşma diye Mustafa'ya. Ya Mustafa'yı inandıramıyorduk. O da diyordu benim çocukluk arkadaşım Onur biz... bana ihanet etmez. Bizi dinlemiyordu ne beni ne annesini. Bu annesi kadar ayrıntıyı Mustafa bilmiyordu. Müge Hanım ben annesini ayrıntılı. Ayrıntılı Mustafa bilmiyordu. Niye söylemiyordunuz? Söylemedi kimse de ayrıntılı. Diyor ki güvenme Onur'a. Annesi aramış demiş ki güvenme Onur'a. İşte Onur, Onur çağırırsa gitme bir yere. Amcası evet. Çok gaz veriyor. Ne söylediğini söylemiyor ama bize. Bak böyle ayrıntılı söylese o zaman Mustafa... Söylemiyor muydu o zaman Hatice? Sonra söyledi bu ayrıntılara. Sonra Müge gitti. Hanım ben önce kız söylemedi. Kardeşimi aradım. Dedim belki bu es geçer, kocasını aradım. Kocasını i̇şte... da şey etmem, amcasını aradım. Bak çıksınlar bağlansınlar yayına desinler ki demedi. Tam ayrıntılı devamlı bilmiyorduk dedim ama. Dedim Nihal bak küçük çocuğunu bırakma dışarı. Böyle konuşuyorlar. Daha kaç ben gün ne okula bırakmadım. O, gitmedi okula. Daha benim yapabilecek bir şeyim yok. Çocuğu da gönderemiyorsun okula. Aha. Korkudan. Korkudan küçük oğlumu okula gönderemedim müdürü. Aradık konuştuk orada. Hı. Yardımcı oldular. Çocuk zor sınava girip geri eve geldi. Sonra kaynım benim yanıma geldi. Dedi ki bak sen bunlara haber mi gönderiyorsun? Bir onu da sordu. İş yerine gidip sordu. Beni sordurdu. Ben dedim yok benim işim yok onlarla. Latif sana onu da sordu. He sordu. Dedi, sen aramızda casus var diyormuş. Şu an korkuyorum. Ne korkacağım? Ne korkacağım? Önce korkuyordu. Şimdiden sonra korkmazsa bilmiyorum. Önce korkuyordu. Bir daha benim iş yerime gittiğini söylemiş. Deli nasıl? Gitmiş. O söylesin. Dedi ayakkabıcıya gitmişim, kız kardeşini sormuşum yokmuş diye. Ne yapacaktın kardeşim bilmiyorum bu senin, dedin da mi? Bir şey demedi. Ne yapacağını söyle. Belki konuşuyor da belki onu işte şeyden sormak lazım. İş yerine gitmiş mi gitmemiş mi? Belki Müge beni denemek için de söyleyebilir. Gittiği anlaşılıyor. Hele o lafı söyleyeceğim mi onlara söylemeyeceğim. Ben iş yerinde yoktum. Gerçek ablam bilmiyordu ben iş yerinde yoktum ama. Yani Nurten senin baban yani bunu kızgınlıkla mı söylüyor yoksa Nihal Hanım'ın oğlu seni kaçırdı diye o da kayınvalideni kaçırıp dağa kaldırır mı yani? Hani bunu kızgınlıkla mı söylüyor yoksa yapabilecek karakter mi? Bir de ben kaçarken öyle planladım ki ya bütün oklar beni gösteriyordu. Yani intikam alacak kişi bendim. Bak ben kaçarken babamın iki tane tabancası vardı ruhsatsız. Onları aldım. Bir de kaçan halamın evinden kaçtım. Mustafa normalde kaçan insanlar kızın evine gelip almaz mı çocuk? Kaçan halamın evine gittim. Onun evinden kaçtım. Palo yolu üzerine yani. Resmen çocuğun evine doğru ben yine gittim. O geldi beni oradan aldı. Yani başta bile Latif demişti. İşte benim kızım Şedir. O kendi ayağıyla gitmiş. Benim derdim o, onu öldürmeden ben rahat etmeyeceğim. Her şeyi o yapmış. Yani öyle yaptım ki onun derdi ben olayım. Hedef ben olayım. Benim amacım oydu. Yani eğer birine bir şey yapacaksa o bendim. İşte o da sonra baktı ya, bu Mustafa'yı çok seviyor. Mustafa'yı... Demek öyle dedi. Benim canımı acıtarak yerine oğlanı götürsem işte ben daha çok yanacağım. Mustafa'ya bir şey öldürürsem o her gün ölüp dirilir. O şekilde benden intikam almaya çalıştı.
Baban senden intikam alıyor. Bir daha Müge Hanım, üç çünkü namusumu derdi bendim, götürmüş ben. Diyorum. Üç onun namusumu derdi götürmüş Mustafa. Bir saniye. Ha? Onun derdi bendim. Ben. Peki senin babanla evde ilişkilerin nasıldı? Biz baba kız değildik ha. Ben doğunca bile mesela ilk çocuğu kız. O ilk çocuğu olduğu için o kızını çok seviyor. İşte ben ortanca kızıyım. Ben doğduğunda Allah'a isyan etmiş. Keşke ölseydim diye. İşte bir kere ben bebekmişim. Beşiğime tekme vuruş ben beşikteyken. Bir kere de 2-3 yaşındaymışım. Evimizin havuzlu ya. Havuza beni atmış. Millet beni çıkarmış. Hiçbir zaman böyle gelip başımı okşayıp kızım dememiş hani. O hastanede randevu aldı onu da söyledim. Kız olduğun için. Evet, evet. Yani hiçbir zaman böyle bağrına basıp kızım değil. Her zaman benimle diyaloğu böyle her zaman yedi yabancı gibiydi. Ve her zaman tehdit. Yani böyle benimle hiçbir zaman nasılsın değil. İşte şunu yaparsan şunun cezası şu olur. Şunu yaparsan şu olur. Adımlarına dikkat et. Böyle böyle. Peki Nurten sen peki bunu nasıl göze aldın? Böyle bir adamın evinden kaçmayı. İşte ben dedim her şeyi ben yaptım ya. Evet ben de dedim ki o beni öldürecek, öldürsün ondan korkmuyorum. Çünkü her şeyi kendim yaptım. Mesela evine bile ben gittim Mustafa'nın. Onun silahlarını da ben aldım. Onun yanından da ben kaçtım. Onun derdi bendim. Onun hedefi de bendim. Babanın. Evet. Hocam... Onu öldürecek kişi de bendim. Dedim ki beni öldürecek, öldürsün. Çok da umurumda değil. Yani bile bile. Zaten onun yanındayken bile onu ölmektense... Gittim. Nurten böyle Hanım, göz göre göre büyük riskoya atmışsınız. Hem kendinizi hem i̇şte bütün aileyi. İşte ben aradan yani, benim gideceğimi düşündüm. Aileyi. Aynen. Yani yalnız kendinizi değil, bütün bir aileyi göz göre göre büyük bir tehlike karşısına getirmişsiniz. Babanın silahlarını almaya kalkman demek, neticeyi görmen demektir. Yoksa o silahla bu neticeyi gördüğüne göre... O silahla bizi öldürecekti. Anladım da güzel kızım. Yani bütün bu tehlikeleri gördüğüne göre... Sonra geri verdim zaten. Sonra geri verdim zaten. Senin kalkıp Mustafa'ya... Ya Mustafa bak bunun sonu çok kötü olur. Böyle bir şey yapmayalım. Bütün aile birbirine girer. Keşke deseydiniz. Öbür amcası kızı kaçtı. Herhalde baktı bir şey yapmıyorlar. Ondan bu da cesaret aldı yani. Büyük olasılıkla ailede... Evet başta ben de diyordum Mustafa işte böyle böyle konuşuyor. Kızlar olduğu için... Yeni kaçmıştı, ona 4 ay önce kaçtı. Sonra işte Mustafa dedi bak dedi sen o kadar dedin ailem hasar keser işte böyle bak kaçtın ona niye bir şey yapmam. Yalnız arkadaşlar ben de şunu anlamıyorum yani niye kaçıyorsunuz yani? Evet muhabirimiz Müge'nin yanında Latif Bey var. Latif Bey... Günaydın. Latif Bey dün ve bugün... kendi evladınızın anlattıklarına inanmakta güçlük çekiyorum. Damadınızı, kızınızı kaçırdığı için öldürdüğünüzü iddia ediyor kızınız. Ne söyleyeceksiniz? Benim kızım galiba film çok seyretmiştir. O gözünü yumup... Ondan sonra... Müge Hanım... Ben sizi dinliyorum. Sesini de duyayım. Alo. Sesçi arkadaşımıza rica edeyim. 50 kere de söyletmeyin. Evet. Dinliyorum ben sizi. Evet. Benim bu orayla herhangi bir ilgim yoktur. Benim zaten resmi evrakını evlendiğine dair gördükten sonra ben öyle bir kızımı tanımıyorum, istemiyorum. Beni de ilgilendirmez. Yalan söylüyor. Ya erkek gibi söyle yalancı, yalancı! De gördüğün zaman sen ne söylemişsin? Erkek gibi izin döndür söyle. Benim kadar erkek değil misin? Bak görüyorsun ha. Zoruna gitti işte. Zoruna mı gitti Lato? Kara, ulan sana. Gelme sen de. Karakter. Daha çeker. Sen en büyük korkaksın sen. Gerçekten cesur bir insan olsaydın. Dönsene. O mübarek yüzün görsünler. Bir dönsene. Müge Hanım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bakın kızınız diyor ki. Bir dakika bir müsaade eder misin? O kadar cesursan adam gibi karşına çıksaydı Mustafa'nın. Dolap devereyle elini almasaydın. Beni Mustafa ne ilgilendirir? Beni Mustafa ne ilgilendirir? Sen o resmi evrakı yaptın. Git halınla git. Erol Molla yaşa. Yalan sen git Erol Molla yaşa. Sen belanı bulmuşsun. Tabii ben canım. Sen... Senin yanında... Beni ilgilendirmez. Mustafa'nın cehennemi bile... Beni...
Dönsen. Mutlu olmak o zaman iyiyse yaşar ha. Değil mi? O zaman oğlumun çıkanı yaşasın mı? Onun muradını gözünde bırakacağım. Sen dedi yani Mustafa'yı öldüreceğim, o da onun acısına dayanamayıp intihar edecek. Sen ölmedikçe ben ölmem, merak etme. Seni gömmeyene kadar ölmem. Yani sen öleceksin, sen merak etme. Yani Allah sana sonsuz bir ömür vaat etmemiş. Sultan Süleyman'a kalmamış, sana mı kalacak? Yaptıklarını yaşaman temelliyle. Tamam. Sevdiğin evladın tarafından sınanırsın inşallah. Ya dinlemeyin ben bunu, sesini bana dinletirmeyin hanım. Bunu sesini bana dinletirmeyin. İşine gelmedi. Kaç kaç, erkekler böyle kaçıyor. İşine gelmedi değil mi? Kaç. Erkekler böyle kaçıyor, lata lata. Korkak, ona erkeğe erkekliğe hakaret. O üç oğlun, dört oğlun önüne gelir inşallah. Çok şereflisin, çok. Çok karakterli bir insansın. Ne oldu? Ama bir dinleseydik bağlamı. Ya yalan söyle. İnkar etmekten başka ne yapıyor Müge Hanım? Ama bir dinleyelim. Ama bir dinleyelim ne diyor? Tamam, bir dinleyelim. Bak Müge'yi de ikna etmeye çalışıyor. Tamam söyle, konuşmuyorlar. Tamam, tamam sen de konuşma. Ben seni bulmuş. Ne yaptılar size? Ne iddiada bulundular? Bana anlattıklarınızı... Bana ne anlatıyor? Bak, baksana efendim. Şey, ne anlatıyor? Ben bunu buradan tamam, karşılığına çalışıyorum. Bırakın Nurten Hanım'ın anlattıklarını. Siz bana anlattıklarınızı anlatın. Ne, ya, ne ya yaşadınız? Ne en başında ne yaşadınız? Anlatın. Ya bu insan ki resmi evrakını, evliliğini görünce benimle bir alakası kalmadı. Öncesinde, onu görmeden öncesinde siz neler yaşadınız? Bu masaya silah koyduğunuzu iddia ediyorlar. Tehdit ettiğinizi iddia ediyorlar. Evlenmesin diye bunu yaptığınızı iddia ediyorlar. Ya nerede bu? Hangi film bu? Ne senaryo bu? Ne şey? Kendi gelin. Ne şey yani? İddialar için ne diyeceksiniz işte? Böyle şey yalan ya. Neden böyle bir şey söylüyorlar peki sizin için? Neden böyle bir iftira atsınlar? Kurtar vazisine git, öğret masa üzerine silah bırakmak. Bu nereden çıktı yani? Tamam, neden böyle bir iftira atsınlar size? Var mı bir usumetiniz? Özellikle niye söylesinler? Kalkıp uyduruyor da işte, kalkıp uyduruyor. Diyerek gelip bende arayacağına gelsin. Nerede şey olmuşsa kendileri arasın yani. Ben nasıl şey diyeyim? Ama işte sizin yaptığınızı söyledikleri için buradayız. Neden buydu? Da şimdi nasıl evli bana yazmışlar, bizim evleri silahlı taramışlar. Ben mi yaptım? Kimin evini silahla taramışlar? Ya kendileri, onların evi. 4-5 evini taramışlarmış. Kimin evini taramış? İsim ya vererek söyleyin. Kendileri bir... Nereden biliyorsunuz tarandığını? Bana yazdı, ben sana şeyi gösterdim ya. Kim yazdı mesaj? İsmiyle verin, ismini biz bilmiyoruz. Bana mesaj yazmadın mı? Ben ne bileyim? Kim? Yazan kim? Kim? Şimdi bir sakinleşin. Bilmiyorum işte. Onur'un mu, Mustafa'nın Latif mı annesi? Latif Bey bir sakinleşin. Müge beni duyamıyor galiba. Latif Bey beni bir duysun. Latif Bey yüzünüzde gösterin, önemli zaten, fotoğraflarınız falan da var. Bir dinleyin. Yüzsüz neyini göstereceğiz? Nurtuş, sus hele. Kulaklıklar çıktığı için duymuyorlar herhalde beni. Müge'yi duyalım o zaman. Neşerek yani konuşabilir miyiz? Sen yapmış, bu yapmış diye. Tamam Latif Bey, siz tamam yani, tam aile... Bana adam... Tamam gergin oldu. Tamam gergin ya. Olduğu için... Bak ya hayır ablam. Ne olduğunu anlatın. Yeter ablam. Ya bana anlattığınız gibi anlatır mısın en başından? En başından anlattın. Ablam yeter be. Tamam, Nurten Hanım'ı duymuyorsunuz şu an. Ablam yeter. Ama bir... Yeter ablam. En başta söylediğinizi anlatır mısın öncesinde? Ya siz nasıl öğrendiniz onun evlendiğini? Nasıl öğrendiniz evlendiğini Nurten'in? Ya Erdevlet'ine baktım. Tamam. Erdevlet'ine baktım, evli görünüyor. Tamam. Bundan önce ne yaşadınız? Niye istemediniz? Tepkim vardı. Niye tepkiniz var? Sen de devlet şeylerine git, ben gittim sordum, araştırdım, onun için bunun evliliğine karşı çıktım. Peki anladın? Onur Bey'le evlenmesi için siz onu istiyor muydunuz? Onur Bey'le çıktı ya. Nerede? Öyle diyorlar. Nerede çıktı ya? Onur Bey'le evlenseydi ben şimdi ya çoktan beri evlendirmiştim. Yani öyle şey mi vardı yani? Peki Onur'un... Öyle bir yalan dala veren senaryo yapıyorlar, şey diyorlar ya. Peki siz Mustafa Bey'le evlendiğini öğrendikten sonra ailenin onunla konuşmasını istemediğinizi söylediniz mi? Yani Onur'a falan, ailenize görüşmeyeceksiniz dediniz mi Nurten'le ya da onlarla? Kime? Onur yaklaşmış ya Mustafa'ya normalde. Haberim yok. Benim haberim yok. Zaten ne yaparsa bu Hatice yapmış. Hı hı. Hep gizliden saklıdan şeyle, gizliden şey yapmış. Onur'un görüştüğünü biliyor muydunuz Mustafa'yla? Hayır. Peki bunu yani gittiniz öğrendim dediniz, sonradan öğrendim ondan dediniz. Sonra Hatice burada şey ettiniz mi, burada öğrendim. Ama Onur'la görüşüyor musunuz? Sen Mustafa'ya tepkilisiniz ama Onur'la görüşüyorsunuz. Haberim. Onur sizden gizli mi görüşüyordu Mustafa'yla? Meğer gizli görüşüyormuş. Peki, o da yok şu an. Onun kaybıyla ilgili ne söyleyeceksiniz? O niye yok? Onur nerede şu anda? Bana mı bunu soruyorsunuz ya? Ay işte bildiğinizi soruyorum. Bildiğim tek şey budur yani. Benim şimdi Onur'la
Ne işim olabilir, ona ne işim olabilir? Mustafa'yı istemiyorsunuz çünkü yasaklı madde kullanıyor. Kızınıza yakıştırmadınız ama amcasınız Onur'un. Onur'u ben arıyorum. Onur'la da konuşuyorsunuz. Bir küstüğünüz de yok ondan. Neden Onur'u bilmiyorsunuz? Yani o da mı kayboldu hemen? Ertesi gün kayboldu. Onur'u biz de arıyoruz. Tamam, nerede sizce? Nereye gitmiş olabiliriz? Niye aramıyor amcaları, babaları falan vesaire? Niye Onur'u aramıyor? Niye burada anne? Çağırma. Nerede arıyorsunuz? Nerede arıyorsunuz? Anne tek başına. Ya anasını nerede? Anası sen arıyor. Anasını bir Kadir İnan'ın yanına götür, bir hafız olsun be. Ama etraftaki insanlar silahla gördüğünü söylüyorlar Onur'u. Yalan uydurur be. Ya öyle bir şey. Sizin azmettirdiğinizi söylüyorlar. Ya öyle bir adalet mi var ya? Bir hangi ya git mafyanın babasını git, nereye gidersin git. Ya masa üzerine, çalışan üzerine silah bırakan, öyle bir adalet mi olur ya? Taksiciler var gören köyün içerisinde. Ya sor. Tamam sorduk, gördük diyorlar. Belinde silah vardı. Ne vermiş mi? Onur'a bir silah ben mi vermiş miyim? Hayır bilmiyoruz, size soruyoruz neden yaşıyorsunuz? Ama ben de bilirler ya. Tamam ama aynı anda kayboluyorlar, siz tepkilisiniz ya. Teşekkürler peki, ablacığım. Peki bu aile size neden şikayetçi oldu başka? Nurten sizden neden şikayetçi oldu başka? İki haftadır şikayetçi diyorsunuz. Ya ablam yeter ya. Size neden iftira atıyor kızınız? Kızınız niye iftira atıyor size? Çocuk kaybolduktan sonra aileleri aramamışsınız. Onur da dahil buna, sizin yeğeniniz Onur. Yani Mustafa'ya tepkilisiniz. Onur'u niye aramadınız peki Latif Bey? Adam yeter be. Ya sorduğum soruya bir cevap verin. Arıyorum dediniz az önce. Kızım bana televizyonda küfür ediyorum. Tamam şu an kızınızı duymuyorsunuz. Ben soruyorum size. Şu an biz soruyoruz bir Latif size. Bey. Ben konuşayım. Bir kulaklığı taksın. Ben konuşayım. Siz de bir durun. Ahmetciğim bir eğer Müge bizi duyabiliyor mu? Müge'nin kulaklığı şeyse biletin ben konuşayım beyefendiyle. Şimdi sanırım yani bu kadar tepkili bir adamın kızının söyledikleri gerçekten onun için çok tabii ağır. Allah da evlattan böyle bir şey duyurtmasın. Ne özellikle de babaya bak anneye demiyorum burada özellikle babaya da böyle şeyler duyurtmasın ama çocukları da buna müsaade etmeyeceğiz. Ha, nerede? Vallahi ben Onur'un da akıbetini iyi görmüyorum. Kusura ben de. Bakmayın hanımefendi. Yani Mustafa'nın işini bitirdikten sonra Onur'u da pek eli kolu sağlam bir şekilde ortalıkta dolaşmasına bu arkadaş, bu Latif isim bir kişi pek göz yumacağını zannetmiyorum. Onun yeğeni o, onlara bir şey yapmazlar. Erkek çocuğu. Hepsi yeğeni, o da yeğeni, öbürü de yeğeni. Ama Onur'a bir şey yaptığında kardeşler bu sefer birbirine girer diye... Kendi erkek yeğenlerine bir şey yapmazlar. Erkek yapmaz, çocuğu yapmaz. Kıymetli. Ne oluyorsa neresi kıymetliyse ben onu anlamadım. Müge Hanım orada yani, bilmeyen tek kişi kimdir? Yeğenim Furkan'dır. İkisinin yerini bilmeyen tek odur. Onların hepsi biliyor. O yeğenleri, o bilmem muhtarıdır, neyidir. Şimdiye kadar 6-7 sene küsürüydüler. Bu kız kaçtıktan sonra hepsi bir araya toplandılar. Ne oldu? Onur orada ortada olmasa bütün köy ayağa kalkar hepsi ya. Hepsi kalkar. Onlar bizimkiler gibi değil. Onur onların tarafı Rami Bey. Onur onun yeğeni. Onun ama erkek Müge Hanım Onur Mustafa'yı da çok seviyor. Beraber geziyorlar kuzen evet, diye. Ama işte bak sen diyordun ki gitmesin yanına. Yani bu da yabancı Onur, değil. Latif'in kardeşi oğlu. Tamam. Evet. Tamam Mustafa ile alakası yok ki Mustafa değil ama Onur kendi şeyi. Onur'un babası gitmez mi ya Latif'in kapısına yapmayın Allah aşkınıza ya. Gider gider. Bir de Latif küçük Onur'un babası büyük. Onur'un erkek kardeşleri de var. Onur'un da erkek kardeşi var abisi var. Gitmez mi amcasının kapısına nerede benim kardeşim diye ya. Biz bilmiyor muyuz o yaşantıyı yani? Ayrıca o yaşantı bu yaşantı da yok ya. Burada da olsa orada da olsa. Gitmez misin? Nerede benim bu oğlum diye. Anası burada da nerede? Babası gitmemiş mi kardeşinin kapısına? Abi olarak iki tane çarpmamış mı onun suratına? Nerede benim erkek kardeşim diye. O onun abisi, Onur'un babası. Yok mu burada bir büyüklük, abilik falan filan? Yok mudur sizde öyle bir terbiye? Var, niye yok? Abi küçük kardeşine sormaz mı nerede benim oğlum diye? Canım, iş burada diye geldikten sonra... Abilik, kardeşlik, büyüklük, küçüklük. Yani. Öyle hürmet, saygı, sevgi artık onlar elin bir tarafıyla silinir. Tamam. Silinmiştir. Yok oğlu. Sormaz mısın kardeşine nerede benim oğlum işte, diye? Sormaz mı, sorar mı bilmiyorum. Bilirsen ama sağ olduğunu. Sorar oğlunu. Bilirsen sorar. Karşı taraf şurada derse susarsın. Bilmezsen durur musun ya evlat? Aynen. Kedi yavrusunu arıyor miyav miyav diye. Al bakalım önünden kedisini. Burada bir tek kadınların çocukları mı bu çocuklar ya? İki gündür buradayız hiç gören mören yok. Hiçbir yerde bir obeseye bir dükkana gidip bir şey bir ekmek bir suda mı almadılar? Yani.
Yok oğlum, yok şey de Hatice Hanım rahat, da oğlunun Hatice bir şey olmadığını biliyor. Rahat. Ama Hatice Hanım'ın kızı hiç öyle değil işte. Vallahi ki, Müge Hanım ben oğlumdan haber alıyorsam Allah benim bin belamı. Hayır hayır almıyorsun ama sen de benim düşündüğüm gibi düşünüyorsun. Benim Mustafa oğlum onlar bir şey yapmazlar. Bir gün önce kaybolmuş ya. Bak Mustafa da aynı gün kaybolsaydı bir gün önce kaybolunca hani Mustafa'la birlikte değil diyorum ha. Şimdi tamam beraber değil ama be? Amcası Onur'a bir şey yapar mı? Yapmaz. Niye yapmaz? He? Yapmaz. Yapmaz. He. Sen onun rahatlığındasın. Ama Mustafa'ya ama o... yapar mı? He? Sorun Mustafa'ya yapar mı amcası? Yani sorun Mustafa'ya bir şey yapar mı? Yapar. Tutsa yapar. Hah, yapar. Eline geçirse yapar mıydı? Eline geçirse yapar yapmaz. Yapar. Yapar. He. Tamam. Ama yeğenine yapmaz. İşte o yüzden kardeşin diyor ki eğer benim oğlum geçtiyse onun eline bir şey yapmıştır ama sen... Diyorsun ki amcasıdır, bir şey yapmaz. He tabii İkimizin... amcası bir şey yapmaz. İşte ikisinin o yüzden o kadar doğru oturuyor kalkıyor. He? Benim de aynısı olsa benim amca da oğluma bir şey yapmazdı. Yapsaydı ona yapardı. Yeğenine niye yapsın? Kızını da kaçıran öbürü. Yani amcası bir de yeğenlerini çok seviyor. Hep yeğenlerini çok seviyor. Tek Onur değil tabii yani. Tabii erkek yeğenlerini daha çok seviyor. Bence herkesin evladını sevmekle alakalı biliyor musun? Ben de böyle dışarıda bir çocuğa mesela sevgi göstermeyip çok çocuğumu seviyorum diyene inanmıyorum. Çocuk seven, kendi çocuğunu seven herkesin çocuğunu da sever. Kendi yeğenini seviyorsan başkasını da yok seversin. Yok ama yani. Müge Hanım bak kızı söylüyor. Cezaevine girmişti Onur. Değil mi? Oğluna demiş gidip görme onu içeride. Öyle hani... mi? Şimdi bir beyefendi aramış bizi bağlanmak istemiyor. Fakat şöyle bir bilgi vermiş. Ben de yetkililere buradan duyurmuş olayım. Onur ve Mustafa'yı araçla kapaçmaz. Öyle ne var orada kapı açmaz mı? Mesire Hanım'ın. Var var. Nasıl adı ne tam? Kapı açmaz Mesire Hanım. Kapı açmaz. Kapı açmaz yazmışlar da. Onur ve Mustafa'yı kapı açmaz mevkiindeki gölete doğru giderlerken gördüm. Fatih Arslan'ın aracındaydılar. Mustafa'nın kaybolduğu gün gördüm diyor. Kapı açmaz mevkiindeki gölete doğru giderlerken. Orada gölet mi var? Baraj var. Ya, Baraj gölü var. Oradaki gölete giderken gördüklerini söyleyen bir izleyicimiz var. Ben de buradan... Elazığ Emniyeti'ne bilgi vermiş olayım. O taraflara zaten doğru baksın. Zaten bizim köyün yolu orası Müge Hanım. Oradan köye gidiliyor. Sizin köy oradan mı gidiliyor? Hı hı. Yani sizin köy dediğiniz Leto şeyi. He. Leto diyorsunuz benim Latife. Müge Hanım bu köyden çıksalar tam köyün oraya gidecekler. Zaten. Köyden zaten çıkınca orada su var. Bir dakika. Dur hayatım bir saniye. Nereden bindiler bunlar araca? Palo'da. Palo'dan bindiler. Heh. Palo'dan bu köye giderken mi oradan geçiliyor? Evet. Ha? Giriş burası. Giriş kapı açmaz. Palo'dan Kovancılar'a köyün. Geliyorlar. Kovancılardan işte Kovancılar'ın çıkışı hastanenin çıkışına doğru. Orada kapı açmaz işte o baraj var. Barajın oradan işte köye geliniyor. Köy yani yolu burası. Oradan... Köy yolu yani. Ha, gölete gidilen yol sizin, köyün senin yolu. Yaşadığın, babanın yaşadığı köyün yolu mu? Evet. Ha işte. Yani bu da zaten tanıdık biridir de o yüzden bağlanmak ama istemiyor. Müge ben Hanım... teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Lütfen bu şekilde bilgi veren varsa da bize versin. Aynen bilgi verenlerden Allah Müge razı Hanım. Olsun. Bir dakika ne? Bir dakika. Buradan 17 dakika dakika görünüyor. Yavrum. Hemen geçebiliriz oraya. Geç bakayım. Haneci AVM diye bir yer mi var? Var. Evet. Kovancılar da var. Bu bize ihbarı veren emniyet yetkililerine söyleyeyim. İhbarcımız diyor ki Haneci Alışveriş Merkezi'nin kamera kayıtlarına bakılırsa araç orada görülür. Kaç gibi görmüş? Onu da sorar mısınız? Kaç civarında görmüş onları? Haneci Alışveriş Merkezi varmış. Haneci Alışveriş Merkezi'nin güvenlik kamerası kayıtlarında arabanın görüleceği söyleniyor. Zaten biz bu arabanın, şimdi ikisinin de arabası yok. Onur geliyor, kuzeni Mustafa'yı alıyor ya gezelim diye. Bu aldığı arabanın sahibi Fatih Arslan. Fatih Arslan az önce telefonumuzdaydı ama kapatmış olabilir arkadaşlarımız, bir baksınlar. O da kahvecilik yapıyor Fatih Arslan. Diyor ki, Onur, yani senin oğlun Mustafa'nın kaybolduğu gün saat 12-13 arası tek başına bizim kahvehaneye geldi. Benden hastaneye gideceğini söyleyerek arabamı istedi. Tempra gece mavisi bir arabaymış burası. Tamam bir dakika bey aşkım ne olursun Melike ya. Lütfen ama bir çekirsen şuradan da. Aracımı kendisine verdim. Birkaç saat sonra aslında demiş ki yani ben hastaneye gideceğim aracı sana vereceğim. Sonra birkaç saat sonra dönmeyince merak edip aradım. Geleceğini söyleyip kapattı. Daha sonraki aramalarıma yanıt vermedi. Bu çok önemli. Yani Fatih aracı veriyor Onur'a. Onur hastaneye gideceğini söylüyor. Demek ki birkaç saat sonra geleceğim dedi. Gelmeyince diyor bir aradım geleceğini söyledi. Daha sonra benim telefonlarıma cevap vermedi.
Mesaj attım, geliyorum şeklinde karşılık verdi. Akşam saat 20.30 civarında geri döndü diyor. yani arabayı 12.01 arası alıyor, 20.30 civarında geliyor. Yani 8 saat araba onda kalıyor. Araba yok, evet. Ve telefonlarıma da cevap vermedi diyor. Tuhaf bir durumu yoktu diyor Onur'un. Her zamanki gibiydi. Sakindi. Ben zaten ona sinirliydim arabamı geri getirmediği için. Yüzüne de bakmadım, fazla da konuşmadım diyor. Arabada da benim dikkatimi çeken çamur, leke gibi bir durum görmedim. Mustafa'yı da Onur'u da tanırım. Arabamda da herhangi bir inceleme yapılmadı deniyor. Herhalde konuyla ilgilenen Sayın Savcımız emniyete bu konuyla ilgili bir talimat verecektir. Yani eskiden derdim ki bu emniyet niye aramıyor arabayı falan filan da işte savcının izin vermesi lazım, o lazım, bu lazım vesaire. Yani savcımız herhalde onun izin almak istiyorlardı. Tabii bu aramada da bir luminol inceleme yapılması gerekir. Kesinlikle. Çünkü bu araba 8 saat boyunca nereye gitti? Geldiğinde niye hiç çamur mamur yoktu? O gün gittiği gün kar yağıyor şu an herhalde, temiz değildi tabii, ortalıkta değil mi? Tabii. Yağmur çamur olması lazım. Evet, çamurluydu zaten hava. Araba da temiz mi geldi aslında, tam Fatih'e bir sorsak? Yani arabayı belki temiz arabayı mi almış temizledikten Fatih? Temizlemiş, ondan sonra götürmüş vermiş. Bilmiyorum, ne yazdınız? Evet. O yüzden Elazığ Asay Şube Kayıplar Büro tabii bakıyor buna. Ama arabada ben onu merak ettim. Arabada bir inceleme yapıldı mı diye. Arabada henüz bir inceleme yapılmamış. Herhalde savcının talimatı bekleniyor. Yineleyeyim. Bu arabada bir iz bilmem ne var. Ama 8-8,5 saat bu araba geri gelmemiş. Fatih de arabayı verdiğinde gerçekten çok sinirlenmiş. Niye bu kadar süre getirmedi geriye diye. Ne yaptılar bunca saat o arabayla? Ya, o arabayı çok sever, çok gezerdiler. Her zaman öyle. Ya Nihal, sen ne bilirsin bacım? Gezerdiler çok ama gezerdiler. 8 saat bizim arabamız gezerdiler. Var. Kim verir 8 saat bir arabayı gelsin? 10 dakika diye deminden beri yazıyorsun. Üsttekini tutuyorsun ya. Ah be çocuğum. Hatice sen de vallahi bulutların üzerinde mi uçuyorsun? İşte. Hala o gün Mustafa'nın olmadığı gün 8,5 saat yok diyorum. Arabayla gezmeyi çok sever benim oğlum diyorsun. Senin oğlun arabayla gezmeyi çok severdi. O günkü 8,5 saat gezmek mi? Yok işte ortadalar. Evet, bugün Mustafa'nın kız kardeşi Merve de aramızda. Hoş geldin Merve'cim sen de. Sen de bildiklerini anlatacaksın. Şimdi öncelikle size bir görüntü izleteceğim. Daha sonra Hatice Hanım'ın eşi Orhan Bey'e bağlanacağız. Şimdi biraz akrabalık ilişkilerini anladık ya. Hatice Hanım aslında İşte Nurtenlere gelin gitmiş biri. Yani aslında ne yaşandıysa Hatice Hanım bilmesi lazım gelin olarak orada, ama dün kayınbirader onu da suçladı. İşte oyun oynuyor, çok dizi izlemiş, film izlemiş falan filan, evet, diye. Evet, çok oynamışım. Ben de açıkçası senin bundan sonraki yaşantın için üzülüyorum, ne yalan söyleyeyim yani. Eğer senin oğlun kız kardeşinin oğluna bir şey yaptıysa Nihal Hanım sana problem yaratacak. Sen bunları söylediğin için kocan sana problem yaratacak. Vallahi hiç senin yerinde olmak istemezdim. Yani gerçekten zor bir durumdasın. Çıksınlar da ben de yaşayayım. Bir şey olmaz mı yanım? He? Çıksınlar sapasağlam ben de yaşayayım. Bir şey olmaz. Canım benim ya. Vallahi sana da üzülüyorum. Yani ayrıca senin de durumunun çok zor olduğunu farkındayım. Şimdi dün biliyorsunuz bir izleyicim aradı. Dedi ki kapı açmaz mevkindeki baraj göleti istikametine gördüm onları dedi. Yalnız izleyicimiz de dün telefon bağlantısıyla görüntülü konuşma yaptık. Şimdi diyor ki yanlarında Fatih de vardı diyor. Yani hani hep Fatih'in arabasını aldığını konuştuk ya Onur'un. Ama Onur'un yanında Fatih de olduğunu söylüyor. Şimdi biz Fatih'le öncesinde söyleyeyim, biz Fatih'le konuştuk. Fatih de diyor ki ben Mustafa'yı bir ay önce gördüm. Yani kız kaçırıldığı zaman gördüm. Bir daha görmedim diyor. Yalan söylüyor Fatih. Onur'un en yakın, en samimi arkadaşı Fatih. İlk duydum Fatih'in arabasıdır. Yemin ettim bunlara dedim. Fatih içinde. Fatih de var. Fatih onursuz bir şey yapmaz, Onur da Fatih'siz bir şey yapmaz. Fatih içinde. Fatih çıkacak. Saklayan da Fatih'i, belki Onur'u belki Fatih'tir. Ama amca biliyor. Aslında da emniyet yetkilileri geniş çaplı bir arama yaptılar. Bir takım izlere rastlamışlar. Onunla ilgili de konuşmuşlar. Fatih de size izleteceğim ama isterseniz önce o bölgeyi bir görelim. Yani izleyicimizin. Ben tarihinden çok emin değilim diyor. Yani net bir tarih vermiyor ama bizler biliyoruz ki hani Nurten zaten kocası, hani nereye gittiğini, ne yaptığını Nurten biliyor. Onur'la Mustafa'nın çıktığı gün o gün. Evet. Fatih'in arabasına bindikleri günde o gün. Ya yani bir gün önce binmemişler ki zaten. Hayır. Mustafa Nurten'in yanında. Bir de Mustafa da dışarı çıkamıyor kayınpeder ona bir şey yapacak diye. Aslında ben şimdi daha iyi anlıyorum ki sizler ister istemez bir tedirginlik içindesiniz. Evinizin kapısına geliyorlar, telefon açıyorlar. Biz zaten korkuyorduk, dışarı çıkamıyorduk ki. Nurten de dışarı çıkamıyordu.
Evde yani şey yapıyorlar, silah gelse bizi nereden vurur, pencerelerin kenarında dolaşmayalım. Babası zaten bizi çok tehdit ediyordu. Oğlum babası, bu kızın babası, halası yani biraz onlar şey de böyle dağa çıkarmaya meraklılar hepsi. Biz sürekli dağa kaldırırız. Bu dağa kaldırırız denilen kız kardeş de sen misin? Evet. Seni de dağa kaldırmakla tehdit ediyor. Evet. Sen... İlk kaçtıkları zaman bunlar nerede olduğunu bilmiyorlardı. Biz de bilmiyorduk. Halası teyzem öyle de teyzem bizim yanımızdaydı. Babasıyla halası yan yana. Halası oradan bağırıyor, evli kızını dağa kaldıracağız. Babası oradan bağırıyor, iki tane oğlunun diğer iki kardeşini kaldıracağız ki sen ortaya, Mustafa ortaya çıksın ki biz yani Mustafa ile kızı öldürelim. Mustafa iki kardeşine dayanmaz, çıkar dışarıya iki erkek kardeşine. Biz ona bir şey yapalım. Sen bu arada evlisin yani. Evet, ben evliyim. Yani evli kız kızı kaçıracaklar. Evet. Öbür kızımın yaşı küçük. Demek ona bir şey söyleyemiyorlar. Ablam demiş 9 yaşında. Halbuki 14 yaşında. O da 9 deyince demek ona söylemiyorlar. Şeye daha neye girerse evli kızını. Zaten halası söyledi Nurten'in. Ben duydum. Ablam hepimizin yanında konuştu. Dedi onu hala söyle söyle evli kızını daha kaldırtacağım dedi. Hala söyle söyle. Yani biz bu tehditleri ilk gün hepsinden aldık. Mesela hepsine. Teyzem ne diyordu ki? Bizde olduğunu hala bilmiyordu benim abim arkadaşım. Dedi ki geri gönderin. Babası da diyordu yani eniştem teyzemin kocası diyor ki geri gönderin bunlar adam öldürürler. Yani yemin etti eniştem geldi annem gile biz oradaydık yemin etti dedi bak baldız gönder dedi. Vallah billah bu leto kan döker. Anneannemi arıyor gönderin kızı dedi. O da kızdı sinirlendi biz kaynım yok deyince biz de yok dedik. O da sinirlendi kapıları çarptı gitti dedi bir şey yapacak size. Dedi bu leto size bir şey yapacak. Anneannemi arıyor anneannem hastanede yatıyordu diyordu bak göndersinler kızı bu adam bir şey yapar. Yani herkes, her kuşun eti yenmez gibisinden. Yani bu adam bir şey yapar. Öbür kız kaçtı ona bir şey yapmadılar. Onun babası bir şey yapmadı. Ama bu adam yapar gönderin. Gitmedi. Dün Nihal Hanım burada siz onu böyle durduğuna bakmayın. O kadar üzüldüm ki. Yukarı çıktım yani ben de ağladım. Buradan ben bazen kızları kaçıran ailelere diyorum ya. Bak yapmayın. Kendi oğlunuzu düşünün. Kendi oğlunuz hapse girmesin diye düşünün. Dünyada bir sürü kız var. Bir getirin sonra hani... Şey, ne kadar doğru olduğunu aslında Nihal Hanım'ın dün burada siz de çıkarken birçoğunuz şahit oldunuz. Attı kendini şurada yere dedi ki bir kız için evladım gitti. Yani yanlış anlama Nurten'cim bir kız için derken hani seni küçümsemek, benim kızım da olsa aynısı. Bir kız ama... için kimse ölmesin. Ama şurada kendini kadın attı yere ağıtlar yaktı. Şu kızı kaçırdı benim oğlum gitti öldü diye. O kadar içime oturdu ki Allah yardımcın olsun. Nurten de ne yapacağını şaşırıyor. Şimdi Nurten'in de durumu Müge çok Hanım, zor. Bir de ben kendimi biraz açıklamak istiyorum. Böyle sanki konu ben yani herkes babasıyla anlaşmak zorunda değil. Yani dünyada tek ben herhalde babamı sevmiyorum diye bir şey de yok. Yani ben babamdan kaçmak istesem gidecek birçok akrabam var. Yani babamın tarafına sadece hepsinden değil. Ben yengemi de seviyordum. Yengemin eşi Orhan amcam da beni seviyordu. Ben de onu seviyordum. Yani babamla anlaşamıyorduk. Zaten babam sürekli yanımda olan bir insan da değil. 10 ay bir şey 10 ay Almanya'daki karısının yanındaysam bir iki ay tatile diye geliyordu yani. Tam sevmiyorum ayrı bir şey. Gitmek yani babamdan kaçıyorum Mustafa'yı kullanıyorum diye bir şey yok. Ben Mustafa ama yemin ederim yani babamın bu kadar bunları yapacağına yemin ederim. Yani yemin ederim o kadarını bilmiyordum. Bu kadarını sanki ben ister miyim sevdiğim adam? Şu anda sevdiğim adamın sebebi benim. Bir de Müge Hanım 20 yaşında ne yapacak bu kız? Nereye gidecek? Ne yapacak? Olan ona oldu. 20 gün içinde dul kaldı. Ne oldu? Kime ne oldu? Kocamı istiyorum. Bak, ortada kalan yine sizsiniz. Bir de buradan sesimi duyuyorsa... Cumhurbaşkanımıza yalvarıyorum ne olur bir konuya el atın benim kocamı bana bulun. Sizden başka gerçekten Allah rızası için önce Allah'tan sonra sizlerden yardım istiyorum. Çıkartın çıkartın Müge Hanım bu kıza da yazın. Ben Nurten ben senin Mustafa'yı sevdiğine inanıyorum. Onda nereden lafın arasında çok güzel bir şey söyledin o benim sevgilim diye. Senin de durumuna çok üzülüyorum. Gerçekten bu çocuk ne yapacak? Yani Mustafa yok. Mustafa'ya bir şey olduysa Nihal Hanımların yanında kalamayacak. Babasının yanına dönemeyecek. Bu çocuk daha 2002 doğumlu. Çok küçük. Bu 20 yaşında. Nihal Hanım'la Hatice Hanım iki kardeş. İkisi şimdi ayrı ayrı düştüler. Bu aile içi evlilikleri bana çok zor geliyor. 25 yaşında iki tane delikanlı çocuğumuz yok ortada. Ve hala da birileri susuyorsa yuh derim yazıklar olsun derim. Başka da bir şey söylemem. Şimdi Elazığ'a uzanalım. Ekibim 1282 kilometre uzakta Elazığ Kovancılar sürekli köyünde. Üniversite öğrencisi Mustafa Yılmaz'dan 11 gündür, kuzeni Onur Yılmaz'dan 10 gündür haber alınamıyor. Ve dün bir izleyicim dedi ki ben onları
Ah işte aslında çok o da bir içim bulandı. Dedi ki baraj gölüne doğru giderken gördüm. Şimdi izleyeceğiz. Aslında o gölet zaten köye giden gölet. Evet. Ve şunu anlayamıyorum. Mustafa zaten kayınpederinden korkuyorsa orada işi ne? İşte. Yani şimdi o yol evet gölete gidiyor ama o gölet aynı zamanda zaten sizin köyünüzün yolu. Evet Mustafa da bunu biliyor. Mustafa yani biliyor Mustafa de. Şimdi oraya nasıl gidebilir? Mustafa bu anlattığım izleyicim bizzat konuşmuş. Yani merhabalaşmış, benzetmiyor. Onlarla da merhabalaşmış. Oraya gidiyorsa tek bir nedenle gidebilir diye düşündüm. Bence oraya gölete eğlenmeye de gitmezdi o çünkü babanlara çok yakın. Yok gitmez. Tek bir şeyle gidebilir. Onur der ki kayınpederin artık seninle barışmak istiyor, görüşmek istiyor. Gel gidelim, elini öpelim. Artık nikahlı karın yapacak bir şey yok. Böyle olabilir. Yani tabii Onur ortaya çıkınca hepsi daha net belirlenecek ama. Fatih de biliyor. Fatih de ortaya, Fatih evet, de söylesin. Evet Fatih, çünkü Fatih sen de bunu izle. Çünkü araba Fatih senin araba. Sen az sonra senin röportajını da izleteceğim. Ben senin konuşmanı izledim. Bir ay önce gördüğünü söylüyorsun Mustafa'yı. Nasıl olabilir de o zaman bu anlatılanlarda sen arabayı kullanıyor olabilirsin. Yani arabada olabilirsin. Onun bir cevabını senden rica ediyorum. Bir izleyelim o civarı. Bir gün arayla kaybolan ve cinayete kurban gittiklerinden şüphelenilen kuzenler Mustafa ile Onur Yılmaz hakkında yayınımız esnasında önemli bir ihbar geldi. Şimdi bir beyefendi aramış bizi, bağlanmak istemiyor fakat şöyle bir bilgi vermiş. Ben de yetkililere buradan duyurmuş olayım. Fatih Arslan aracındaydılar. Onur ve Mustafa'yı kapı açmaz mevkiindeki gölete doğru giderlerken gördüm. Baraj var. Baraj gölü var. Zaten bizim köyün yolu orası Müge Hanım. O köyden çıksalar mı tam oraya gidecekler. Köyden zaten çıkınca orada su var. Paludan bu köye giderken mi oradan geçiliyor? Evet köyün yolu. Senin yaşadığın babanın yaşadığı köyün yolu mu? Evet. Yayınımızın ardından yola koyulan ekibimiz ihbarda bulunan izleyicimizin tarifiyle Yılmaz kuzenleri araçta gördüğünü söylediği noktaya gitti. Tamam gidiyoruz. Biraz ileride sol yapın hemen. Devam edin aşağı doğru. Ben onları o evin önünde gördüm. Bak bu önündeki ev var ya. Sağdaki mi? Çöp tehlikesi vardı ya. Evet. Burada gördüm ben onları. Burada gördüm. Şu sitenin kamerası mı söylediğiniz kamera? Evet, orada bakabilirsiniz. İzleyicimize göre kuzenler araçta yalnız değildi. Şoför koltuğunda oturan kişi aracın sahibi Fatih Arslan. Ben arabanın oradan geldiğini gördüm burada. Kim vardı aracın içinde? Onur, Fatih, bir de biri. Oydu yani kulakları büyüktü sarışın biriydi içinde çünkü. Aracı kullanan kimdi? Fatih'di. Peki bu yol böyle devam ettiğimizde nereye gidiyor böyle? Orada gölete gidiyor, bir de o köye gidiyor. Nasıldı durumları? Gayet. Ya Onur arkada mı önde mi oturuyordu? Ön koltukta oturuyordu. Ya hangi araç vardı, ne renkti peki? Fatih'in arabasıydı. Lacivert mi, siyah mı, öyle bir renk işte. Peki sonrasında o gün Mustafa Bey'i ya da Onur Bey'i ya da Fatih Bey'i tekrar gördünüz mü? Yok, da görmedim. Bu peki hangi gün oluyor? 20 mi, 21 mi ayın öyle bir olması lazım. 7-1.5 falandı ben gördüm. Belki o gün olmayabilir. Belki bir gün önce olabilir, iki gün önce olabilir, onu bilmiyorum ben. O gün gördünüz, ertesi günde Fatih Bey aracı onlara verdi, Onur Bey öyle mi? O da olabilir. Alınan bilgiler doğrultusunda ekibimiz, Mustafa ile Onur Yılmaz'ın içinde olduğu aracın seyrettiği Kovancılar'daki kapı açmaz mesire alanı yakınlarındaki baraj yönü güzergahını takip etti. O gün saatler 1.30-2'yi gösterdiğinde Fatih Arslan'ın kullandığı lacivert renkteki Tempra'nın ön koltuğunda Onur Yılmaz, arka koltuğunda Mustafa Yılmaz oturuyordu. İhbarcının söylediğine göre araç durmadı ve buradan köyün olduğu güzergahta mesire alanına doğru gidiyordu. Biz de şimdi buradan mesire alanına doğru yola bakacağız.
İhbarcının bize söylediği güzergahı takip ederek buraya geldik. Burada yol ikiye ayrılıyor. Bizim geldiğimiz alan Meseri alanına giden yol. Buradan hemen devam etmek istediğimizde yol kapatılmış. Buradan yaklaşık 1,5 kilometre sonra bahsedilen baraj var. Ve yaklaşık 7 kilometre sonra da arabayla 14 dakika mesafede Sürekli köyü var. Diğer güzergahı kullanmak isterse de bu yolu takip etmesi gerekiyor. Yine koyunların otlatıldığı bu noktadan da Sürekli köyüne arabayla gitmek yine 14 dakikada mümkün. Niye yarın olamazmış? Onun oğlu yok. Onur'un babası. Niye bugün hayvanlar, yarın bugün yok, yarın var. Yarın, sanki bugün hayvanlara kim baktı? Yine bakarlar. Göreyim ben. Göreyim diyorum, niye göstermiyorsunuz arkadaşlar 5000 kereden sonra? Hazır değil mi zaten orada 4,5G? Evet, Onur'un babası, Mustafa'nın da... Eniştesi. Nasıl? Evet, yani Mustafa'nın kayınpederi Latif'in abisi oluyor. Orhan Yılmaz. Yani sizin eşiniz. Aha. Ben de diyorum ki eşiniz niye burada değil? Orhan Bey günaydın. Günaydın ablam. Günaydın. Kar mı yağıyor orada? Günaydın. Donmuşsunuz valla, kusura bakma. Orhan kar abi. Kar yağıyor fırtına. Ha, Orhan abi bir şey söyleyeceğim ya. Bak evet. Ben dün sana söyledim. Aha. Şimdi burada Nihal Hanım hop oturup hop kalkıyor Mustafa evet. için ama... ...ben sizin karı koca rahat gördüm. Bak rahat da olun. Sizin evladınıza bir şey olmasın. Yanlış anlamayın. Değil yani. Ben bak ben hop deyip hop yenmiyorum he. Tamam. Ben de hop kalkıyorum hop yeniyorum. Tamam sen niye o zaman... Kimse kimsenin derdini bilmiyor. Tamam sen niye o zaman Latif'in kapısına dayanıp da nerede benim oğlum? Bak herkes senin öldürdüğünü söylüyor ya da yurt dışına kaçırdığını söylüyor demedi. Tamam da Latif'i götürdük onu, ben ne bileyim Latif götürdük onu ki ben gözümle görmemişim. Yani ki ben kalkan millete elimi vuran yakasına görmemişim. Ben her şeyi, ben şirketimden bulundum. Ben her şeyimi yaptım. Ben adamı karakolda buldum. Yani? Bir hanımla yine konuştum. Hayır hayır, ne olacak ki yani? Yani ben... Hayır nasıl bir tesadüf abla, bu? Abla bak şimdi... Ya, yok yani ben sana şey değil. Ben çocuğum bana kulak asmıyor. Yani ben dünenki beyanında size söyledim. Abi bugün yine söyleyeyim. İçicidir yani. İkisi de aynıdır. Yani biri değil biridir diye yana konuşuyorum. O da benim çocuğum, o da benim çocuğumdur. Çünkü bak kalkıp yalan konuşmam bir şey yapamaz. Tamam dur şimdi ne konuştuğunu anlamıyorum. Ben şunu soruyorum, bu nasıl bir tesadüf? Yani ben ne diyeyim yani, ben ne hayır, diyeceğim? Hayır böyle bir tesadüf olur mu? Sen şimdi siz öyle zannediyorsunuz. Bir dakika. Hayır. Hayır nasıl? Hanım, siz öyle zannediyorsunuz. Neyi zannediyorum? Benim... Diyorum ki bu nasıl bir tesadüf? Mustafa'dan bir gün sonra Onur kayboluyor. Az önce Fatih bağlanıyor. Diyor ki burası küçük yer. Herkes konuşuyor diyor. Ya ikisi birden öldürüldü ya Onur yurt dışına kaçtı, Mustafa öldürüldü diyor. Bir dakika ben size bir ablam. He. Ablam. He. Ablam. Bak ben hanımı niçin oraya gönderdim? Niye? Sen gönderdin. Senden gizli. Ben niçin oraya hanımı gönderdim? Ben oğlumu aramak için gönderdim. Hanımım davarı yapsaydı... Hanımım davarı yapsaydı ben geliyordum. Yani ben gelmezdim. Hiç kimse yok Orhan abi. Yeğenlerin baksın. Ha diyor senin benim bir sürü oğlum. Adamlarız var. Bir tanesi baksın gel. Götürdü. Kimler götürdü? Yavaş yavaş konuş. Yavaş yavaş temiz konuş. Adam bak gibi konuş. Kimler götürdü? Kimler götürdü? Ben ne bileyim kimler götürdü? Ben... Öyle tek kalmaz. Ya ben bilmiyorum. Bir telefon gelmiş gitmiş. Yani bir telefon gelmiş gitmiş. Kimin yani arabasından ben, gitti o zaman? Ne bileyim, köyden kimin arabasından gitti? Hayır peki bu iki kuzenin düşmanı kim böyle? Sen, Mustafa'yı sen benden neyi biliyorsun bak. Valdez. Ha söyle Orhan abi. Ne al? Sen benden neyi biliyorsun? Neyi biliyorum? Bak benden neyi biliyorsun? Sen onu bana sen kulak sen bana astık. Dediklerini de söylesene bir yanıma. Bana kulak astığını biliyorum. Sen la onu sana ne dediklerini yani, bana tamam söyledin da, ben ya. Tamam da ben ne bileyim ki bir hakkı arabayla gittiğini. Ya onu boş ver ha. La to sana ne söyledin? Ne söylemişim ben ne söyledim? Sen ya, geldin Ardengir'de bana ne söyledin? Ben sana başta da söyledim. Ablam. Bak zorda kaldı. Kaç. Kaç. Ya yok ya. Beni sokuyor Ali. Ben kendisine ne demişim? Bak. Ha, ben kendisine ne demişim? Kendisine ne demişim? Nihal bacım sana dedi teslim et. Ben sana ne demişim? Tamam ne? Ya dedim ben aradım onu aradı. Dedi kızı teslim edin tamam. Ki. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu yörenin kadınları işte bu yüzden okutulmuyor. Çok akıllı kadınlar. Gerçekten çok akıllı kadınlar ve işte bu akıllı kadınlar bu yüzden okutulmuyor, bu yüzden küçük yaşta evlendirilmek isteniyor, bu yüzden baskı altına alınmaya çalışıyor. Ben bunu daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum ama işte o yüzden bu kadınlar baskı altına alınmaya çalışılıyor. Baskı altına alınmayan kadınlar da adı namus. Bir şey söyleyeceğim, burada eğer Mustafa
Nurten'i kaçırdı diye öldürüldüyse bunun adı namus cinayeti değil falan zaten. Değil kardeşim. Hiç zaten değil. Böyle bir namus yok İkisi ki. İkisi de 18 yaşında geçmiş iki kişi, biri 20 yaşında, biri 25 yaşında evlenmek istemişler. Gitmişler, ha Mustafa alırdı da, çok özür diliyorum. Nurten'i alıp bir genel eve satardı az önceki konumuzdaki gibi. Babası da sen benim kızıma bir şey yaptın diye karşısına çıkardı. Yine öldürsün demiyorum vallahi. Ama. Vallahi. Yok İmdügan öyle yapsa şey öldürseydi. Zaten mahkeme de onu hafifletici unsur olarak sanırdı. Sayardı. Evet, evet. Babanın bu tutumunu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Gitmişler nikahlarını kıymışlar. Nedir bu böyle kan davası yürütmek? Bak ben hiçbir kızın kaçmasını doğru bulmuyorum. Anne babanın hakkını savunuyorum bir anne olarak. Ben de kızımı istemem böyle bir şey olmasını istedim. Ama bu kadar da hani olayı buralara getirmeye gerek yok. Hayır, ben bu yöre için söylüyorum. Ben Doğu ve Güneydoğu'ndaki kadınların çok akıllı olduklarını düşünüyorum. Bak çok çekip çeviriyorlar arkadaşlar. Kolay değil bu doğada. Hem bu kadar çocuk bakmak, büyütmek, hayvanlara bakmak, eve bakmak. Şimdi bir de doğa şartları var. Ya da Karadeniz kadını abi, bir de doğa var ya yani. Ama ben birçoğunun böyle küçük köylerde özellikle okutulmadığını düşünüyorum. Önemli bir haberle açacağım hanımlar, size çok güzel bir haberim var. Günlerdir gerçekten karşınıza çıkabilecek bir erkek aradınız. Sorularınıza cevap verebilecek. Bir erkek derken hani şey olarak söylemiyorum yani, cinsiyetçilik olarak söylemiyorum. Yani bir erkek çıksın karşılarına. Çünkü Nurten buraya çok zor bir açıklamayla geldi bence. Dedi ki benim kocamı babam öldürdü. Eminim. Babamın tutuklanmasını ve kocamın yerinin bulunmasını istiyorum dedi. Nihal Hanım, oğlum gitti, Nurten'i kaçırdı, bir kız kaçırdı. Biz evlensinler istedik, resmi nikah takıydık ama tehditlerden camın önünde bile geçemiyorduk dedi. Kızı Merve ile beraber, çünkü evi tarayacaklardı. Ve benim çocuğumu amcasının oğlu aldı evden götürdü, bir daha haber alamıyorum dedi. Hatice Hanım, işte o amcanın oğlunun annesi, benim oğlum da ortada yok. Amcası benim oğlumu azmettirmiş olabilir çünkü üzerinde silah ve odur, evet. Para vardı. Bana da bunları biliyorum ki amcasının oğlu verdi oğluma bunları dedi. Ve burada dört tane kadın işte bütün bunların cevabını ararken karşılarına çıkan babaları, amcaları, dünürleri mikrofonu, soruları karşısında mikrofonu atıp kaçmayı yeğlemişti. Bu sabah saat 6'da Nurten'cim, babanın yaşadığı köye bir şafak operasyonu düzenlendi. Elazığ Sürekli Köyü. Operasyon kapsamında Sürekli Köyü'ndeki evler ve ahırlar didik didik arandı ve aile fertleri şu an gözaltında. Kimler? Baban Latif, amcaların, senin eşinin de arasında bulunduğu Orhan, amcaların gözaltında, yeğenin gözaltında, halaların gözaltında. Müge Hanım, biliyorlar ha, bu gözaltındakiler hepsi biliyor. İnşallah. Hepsi biliyor. Bir tek belki enişten Mustafa'nın öldüğünü bilmiyordur. Ama o da biliyor ha. Hepsi biliyorlar onları. Ben bu zamana kadar sustum dedim. Ellerindeler çıkarırlar. Susayım bu çıkarırlar. Bu susuyor diyorum. Konuş diyor. Öldürürler. Ben gelip söylüyorlar ya buna. Sağdır. Hatice sağdır. Sağdır çıkar. Sağdır Müge çıkar. Müge Hanım, ben çok sustum. Çok kendimi tuttum ama. Hani çıkmadı da ümitim kesildi. Dünden belli bende hiç kalmadı. Haticeciğim, bence şu an sen de bildiklerini tam anlamıyla anlat çünkü... Müge Hanım, vallahi billahi beni bildiğim sadece bu bana bak, gelen söyleyen görümcemdir. Didi feryat fiyan etmeyin, bir yerdedir ya kolu kırılmış ya bacağı kırılmış ya kulağı kesilmiş çıkacak. Mustafa için. Mustafa için. Sana bunu görümcen söyledi. Hangi görümcen söyledi? Zühre Kalındır. Zühre de gözaltında olanlardan mı arkadaşlar? Ha, Zühre değil şu an gözaltında olanlardan. Zühre onlardan konuşmuyor. Bir yerden bir konuşmuyor şey almış. Konuşmuyor ama biliyor. Konuşmasına gerek yok. Eş zamanlı olarak Elazığ Cinayet Büro Amirliği ekipleri de artık devrede. Ve kayıp kuzenlerden Onur Yılmaz'ın konuğumuz olan annesi Hatice Yılmaz'ı. Ayrıca Hatice Yılmaz'ın İstanbul'da çalışan büyük oğlu Furkan Yılmaz'ı da gözaltına almak için stüdyomuzdalar. Hatice'cim, seni de alıp götürecek Cinayet Büro ekipleri. O nedenle bence sen de artık bildiğin ne varsa anlat. Çünkü senin oğlunun akıbetinden de endişe ediliyor. Tahminler şu, senin oğlunun yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldığı yönünde tahminler. Müge Hanım, ama zaten ablam söyledi. Dedi, demiş Mustafa'yı getir bana şey yap, ben seni 2 saatte yurt dışına kaçırırım, ablamın yanında söylüyor. Ablam bize bunu söylüyor zaten. 2 saatte seni yurt dışına kaçırırım diyor.
İki saatte. İki saatte. Aha, iki saatte ben seni gönderirim yurt dışına. Müge Hanım, onun şeyi çoğu amcası. Ona, zaten benim oğlumun şey başında yaptı. Kendisi bak böyle bir teyze. Oğlum bir sürükledi. Her kamerada mesela o görünür. O görünür. Götürmeseydi zorlar. Götürmeseydi. Kafasına cezasını silah mı dayadı çeksin bunun? Öbür abisi neyse, de yok muydu? Neyse cezasını çeksin. Kafasına silah mı dayadı bunun? Kardeş gibidiler, yemin ederim kardeşinden çok bunu seviyordu Mustafa. Kardeşinden çok çok. Mustafa bak sana böyle yapar ha. Bak sevdiğin insan sana böyle yapar ha. Anne tamam. Ya lan bak bak Merve bak. Ben daha ben de ümit kesildi yani. Bu zamana kadar çıkmamış diye. Yemin ederim dünden beri biliyorum öldürmüşler. Dünden beri. Ben diyorum öldürmüşler diler. Yok bekle. Bekle iki gün. İki gün sonra söylerler diyor. İki gün sonra atarlar bir yere. Ben de dedim belki iyileşsin diye bekliyorlar. Canım bunu nereye gönderiyorlar ha? Nereye gönderdiler? Allah sizin belanızı versin. Hele hepsi ya hepsi ya. O köyden bir tane Allah rızası için canlı çıkmasın inşallah. Amin. Hepsini kurban eden bu oğluma. Ya Müge Hanım ne zoruma gidiyor ha? Ona güvendi ya. Ona güvendi Mustafa acaba nerede anladı? Onur onu sattı. Ana kurban ola sana. Gitme kimseye güvenme dedim. Mustafa, Mustafa. Bir kızı için. Mustafa, bak, Mustafa, Mustafa. Bak işte ha. Başını yediler bunlar. Başını kendi başlarını yediler inşallah. Amin, amin, amin. Ya düşmanları var edemez. Tamam neyse şimdi başka hay, şey söyleyeyim. Öldürdüler oğluma, yemin ederim öldürmüşler ha. Dünden beri o Fatih de konuştu ya. Müge Hanım o Fatih işin içindedir. O da işin içindedir ha. O araç sahibi... Yılmaz'ın yurt dışına kaçırılma ihtimali değerlendiriliyor. Ha, tipe bak tipe meymenetsiz. Çalışmalar... Meymenetsiz. Endişesi olduğu için büyük bir gizlilikle yürütüldü. Az sonra size çok sıcak görüntüler paylaşacağım. Dediğim gibi Onur Yılmaz'ın yurt dışına kaçırılma ihtimali değerlendiriliyor. İki tetikçi daha olduğu yine değerlendirmeler biri Şurzan'dır, arasında. Biri Deniz'dir, biri... ...eder Mustafa bunu boşa, bundan babası alsın. Kız... anlatmak istemiyorum. Ne olur o kelimeleri hakikaten kullanma ki. Hakikaten namuslu bir insan değiller. Değiller. Vallahi billah tillah namuslu değiller bunlar ha. Namus için evli kızın kocasını öldürülmez ha. Namus böyle temizlenir. Namus başka şekilde temizlenir. Yapamıyorlar namus ha. Namus temizlenmez erkek hayatım değiller, böyle ha. Yani. Zaten yo, namus karısını böyle götürüyor, böyle de temizlenmez. Karılarını götürüyorlar. Kimse karışmıyor. Kız evlenmiş. O benim namus için öyle, benim yeğenim böyle diye bana iletti. Namus böyle temizleniyor, namus böyle mi temizleniyor Müge Hanım, Allah'ınızı severseniz. Leto'nun yaptığı sadece benden intikam alma. Leto'nun yaptığı benden intikam oğlumu kullandığı yeğenime şey dedi. Niye kızıyor ablam? İşte ben orada dedim, devlet var, adalet var, işte sen ne bana ne kocama karışabilirsin. İşte... Devlet var. Devlet aldı, hepsinin eline emeğine sağlık. Sabah 5'ten beri yol açma. Önce greyderler geldi. Hazır yol açmak için. Müge Hanım lütfen Mustafa ortaya çıkmayarak onların hiçbirini bırakmayın. Söylesinler, ölüsünü nedir seni de söylesinler. Bir tanesi vicdana gelip söyler belki. Ya korkudan söyleyecekler ya bir tanesinin için. Ya yok yok bunlarda o vicdan karakter yok ha yok ha. Şimdi bağlantılarım var, röportajlarım var. Sabah yaşananları size aktaracağım ama... Elazığ Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Onur Yılmaz'ın stüdyomuzda konu olan annesi Hatice Yılmaz'ı gözaltına alacaklar. Ayrıca olsun. Büyük oğlunu arıyorlar Furkan'ı. Furkan sana da sesleneyim. Telefonunu açmıyormuşsun. Telefonunu aç. O işte zaten yeri şey belli, adresi belli. İşte açmıyormuş telefonunu. Oradan gidin onu da alın. Siz de ifadenizi verin. Seni de uğurlayayım. Tamam. Hatice Allah senin de yardımcın olsun. Tamam. Zaten ben de oraya dönemem Müge Hanım.
Doğru söylüyorsun. Vallahi Hatice'nin de durumu çok zor. Evet. İnşallah bunu da çıkarım ben, dönmeyeyim de. Müge Hanım sağ çıksın, sağ çıksın. Yok. Her şey. Evet, Elazığ'a gidecek Hatice Hanım. Büyük oğlu Furkan'la beraber o da ifade verecek. Aslında birçok olay Hatice Hanım'ın yanında yaşanıyor. Hatice Hanım parça parça anlattı zaten. Canım, ne kötü ya, yeğeni belki de öldürüldü. Oğlu ya öldü, ya ölü bilemiyor. Mesela ya, kızı diyor ki Hatice Hanım benim abim de öldü diyor. Ama o kız ya belki öldü, gerçeği bilmiyor Müge Hanım. Ya o kız küçük yurt gerçeği bilmiyor. Kaçırıldı. Gerçeği bilmiyor o kız. Ama sonuçta cinayetin azmettiricisi olarak her zaman aranacak. İnsanın da yani nereye gidersen git. Ülkem ülkem, ben ülkeme dönemedikten sonra. Müge Hanım, onlara bir soru soruyoruz, mikrofonları atıp kaçıyorlar. Benim kocam dün tam 11 tane köy aramışlar. Vallahi Onur'dan şüphelenseler onlar da gidip arardı. Oğlunuz kuzenine bir tuzağa düşürmüş olabilir mi? Amcası yaptırmıştır. Oğlunuz yurt dışında mı yoksa o da mı ortadan kaldırıldı? O da ortadan kaldırıldı, yok çünkü. Ya yok da. Yok, ortadan kaldırılmadı. Siz oğlunuzun yaşadığını mı düşünüyorsunuz? Neden bu kadar rahatsınız? Ben ikisini de yaşadığımı düşünüyorum. Çünkü bana gelen bilgilerde öyle diyordular ki bir yerini kırmışlar. Kolunu bir yerine iyileşsin diye bekliyorum, çıkaracaktılar. Ama şu andan sonra da inanmıyorum yaşadıklarını. İkisinin de mi yaşadığını düşünmüyorsunuz? Evet. Ne zamandan beri bu düşünceye sahipsiniz? Ne değiştirdi düşüncenizi? Dün Fatih Aslan konuştuktan sonra. Ne söyledi? Hangi söz size buna inandırdı? Arabada arabayı vermişim burada görülmüş diye. Yoksa o... ben inanıyordum dedim, bir yerde tutuyorlardı. Oğlunuz bu tuzağa nasıl çekilmiş olabilir? Hiç bilmiyorum, amcasına Allah belasını versin yapmıştır. Çünkü devamlı yanındaydı. Oğlum beni dinlemiyordu. O da benim yeğenim ama. Ama çok zor durumu gerçekten Hatice Hanım'da. Hatice Hanım ne yapsın? Onun söz hakkı yok ki. Yok söz hakkı yok. Lafını geçiremiyor. Oğlu dinlemiyor ki kimseyi. Oğlu dinlemiyordu. Ben demiyordum ablam. Dün kocası ormanı gördük işte. Bak yayınlamadım röportajını. Şimdi size izleteceğim. Ne oluyor? Konuşmadı o bile karşınızda. O bile çıkarttı mikrofonu, attı tepki olarak. Ya işte gördünüz. Araba verebiliriz. Evet, şu anda Elazığ İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hatice Hanım'ı gözaltına alıyorlar. Çok bilgisi var Hatice Hanım'ın. Yani en azından birçok olaya şahit. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bırak şeyi. Bir tanesi konuşacak ama Müge Hanım. Bir tanesi konuşacak. Bir tanesi yerini gösterecek. Konuşur hayatım, bir tane zayıf halka çıkar. Ben çok teşekkür ediyorum Elazığ Asayiş Şube Müdürlüğü'ne. Zor bir konu, çünkü şöyle zor bir konu. Kapalı bir köy, herkesin birbiriyle akraba olduğu bir köy. O nedenle... Bak ne oluyor, anneleri gözaltına alındı, bak ne yapıyorlar, gördünüz. Annesi için kızı bağırıyor. Bak. Gördünüz mü? Bir gözaltı da böyle bağırıyorlar. Abilerinin öldüğünü bilseler bu kızlar ne yapar biliyorsunuz Müge Hanım? Burayı yıkarlar. Öyle mi diyorsun? Burayı yıkarlar. Annesi de yıkar. Ben biliyorum, herkes biliyor. Çok sakin gözüküyor kız kardeşim. Ya değil böyle sakin değil. Ben biliyorum ha. Sakin değil ha. Oğlu kaybolsa gerçekten öldüğünü bilseler var ya kıyameti koparırlar hepsi. Bak hafif bir babasına... Tamam Hüseyin, bıraksın artık ya. Hüseyin'le işimiz yok. Bırakın, konuştuk bak, günlerdir. Ne yapsın bak, yani? Kadın anlattı, gözaltına ben... alındı. O da kim? Zaten ifadesi alınacak, serbest bırakılacak. Ne yapacaklar anne? Ne yapacaklar? Gitsin annesinin yanına kızı. Şu an Hatice Hanım'ın kızı da stüdyomuzda. O şimdi annesinin gözaltına alındığını duyunca çığlıkları buraya geliyor. Nihal Hanım o yüzden söylüyor. Eğer diyor onlar çocukların öldüğünü bilselerdi... Burayı yıkarlardı. Onlar yaşadığını düşünüyorlar, yaşadığına inanıyorlar diyor. Zaten biliyorlar da. Bunlar gördüler, ya görüntülü gösterdiler, ya sesini duyurdular. Bir tanesi biliyor bu sağ. Hiçbiri durmaz ha. Müge Hanım, bunlar bizden beterler. Ya zaten biz ne yaptık? Bunlar bizim kadar sakin olmazlardı. Hayatta. Babasına bir şey dün de, dün evet, konu, burada evet. Orhan abiye bir soru sordum ya, attı gitti. Bile, bizim kadar sakin olmazlardı, şüphelenselerdi bile. Şüphelenseler bile kıyameti koparırlar onlar. Ben onları tanıyorum ha. Ben onları tanıyorum.
Hayatım kendi çocukları onlar. İşte. Onlar kendi oğulları. Bak işte diyorlar ya ikisi de ölüdür, ikisi de şeydir, amcası kafasına sıkmıştır. Ya yok yok. Onlar Onur'un yerine kavuşmasını beklediler herhalde. Beni çünkü işi yani sağdır. Gider ayak Raşit diye bir isim verdi ya ben gerçekten orayı sağdır. Önemsiyorum. Çünkü birçok şeyi de söyleyeyim evet. Zaten kadın buradan çıkarken duydunuz mu sağdır. Bilmiyorum. Yani ben artık geriye dönemeyeceğim ki dedi. Döner yani. Döner. Döner Müge Hanım döner. Ona kimse bir şey ne yapacaklar ona? Kimden korkuyor o? Bir tek Leto'dan korkuyordular ha. Bir Leto'dan korkuyor da inşallah sürünür, geberir, içeride çıkmaz. Korktukları tek kişi odur ha. Korktukları tek kişi odur. Şeyde yurt dışındaki komşusu aramış, birinin akrabasıdır. Demiş orada nasıl pislikse, aynen burada da öyle pislik. Yurt aynı, ya. Aynen de mahallesindeki komşusu arıyor diyor ha. Aynı oradaki pislik neyse burada da aynı pisliktir. Böyle çirkef, millete yapışan cins ha. Pislik ha, pislik ha. Nereden, Müge Hanım ne diyormuş? Nereden sattınız siz ya, i̇şte, ben anlamadım ya. Müge Hanım, ablam diyor ki böyle şey yapıyordu. Ben öyle bir şey yapacağım ki bu Musto'ya. Puancılar halkı diyecek ki Kur'anlı İso'nun oğlu Leto erkektir. Bak şimdi bütün dünya ona ne diyecek biliyorsun Müge Hanım? Kur'an kadar o şeref ona yeter ha. Bak bence öyle söyleyecekler. Çünkü ben öyle ölene kadar ben onu söyleyeceğim ona. Ben o adamı öyle hatırlayacağım ha. Kur'anlı İso'nun oğluymuş o. Babasını da gördük. Sülalelerini de tanıyoruz. Neyse o kadar şimdi bütün sülalelerini ya öyle değiller. Yani herkese cevap hakkı namus sen, abidesi olsaydı. Sen çok üzüntülüsün. Ben senin sözünün ardında kimsenin bir şey aramamasını vallahi arasınlar. Kim isterim. Arıyor arasın. Hukuken de öyle. Senin acın sana yetmiş. Arasınlar arasınlar. Ama konuşmayalım. Ama Nurten sen niye öyle duruyorsun? Sen ne geçiyorsun? Nurten dondu kaldı. Beklediğin vallahi. Şey bu değil miydi? O da sen bekliyorum sabah çıkacak. Hı? Seni suçluyorlar diye mi üzülüyorsun? Hayır, yemin ederim onu suçlamanın değil. Ya Müge Hanım, Mustafa çıkacaktı. Hı? O daha herhalde Mustafa çıkacak bekliyor. Bizimkiler gibi bekliyorlar, Mustafa çıkacak bir yerde. Öyle mi bekliyorsun Nurten? Öyle ha? Bekliyorlar. Evet. Ben dün Fatih bağlandı ya, daha gitti ya, bütün şeyim bitti. Ha? Evet. Kimse kimseyi iki hafta bir yerde bağlamaz. Babanın ya da aile fertlerinden birinin Mustafa'ya zarar vermiş olabileceğine inanmak istemiyorsun değil mi? Yani daha önce, ne bileyim daha önce hiç kimseyi öldürmemişlerdi yani böyle bir şey yapacaklarını gerçekten. Daha önce Leto'nun kızı kaçmamıştı çünkü. Leto'nun kızı kaçsaydı görürdük ne yapardı. Keşke başta bir tane kaçsaydı bakaydık ne yapıyor. Ona göre sen gelirdin gelmezdi. Gelirdi. Peki ne alalım şimdi Nurten sizinle beraber eve mi dönecek? Dönüyor dönsün Müge Hanım ben ne yapacağım? Bizimle nereye geliyor? Ha? Nereye gidiyorsa gitsin bizimle ne işi var artık? Mustafa Merve. Geliyor gelsin Müge Hanım ben karışmam gelsin kalsın. Ne kadar istiyorsa kalsın. Teyzesinin yanına gitmeyi düşünüyormuş teyzesi alsın yanına. Sürekli teyzesi arıyor o arıyor. Gel buraya gel buraya onlar sana bir şey yapar. Ya ben ne yapacağım ona? Ben gittiği gün oğlan bir şey yapmamış. Ben o zamandan beri biliyorum ki bunlar öldürmüşler. Ben bir şey yapmış mıyım? Bir tokat kana kimse vurdu mu? Bir... Hala daha kaynım diyor sen benim aslanımsın diye sırtına vuruyor. Kocam sen benim kızım ediyor benim kızıma o kadar kızım demiyor. Oğlum kaybolduktan sonra ben onlara kızdım. Kıza kızmıyorum ha. Dedim sizin yeğeniniz yok. Onu öyle yapmıyorsunuz. Kızım edip tamam yapsınlar ben karışmıyorum. Oğlumu da çıkartacaklar o babasından kaynım. Çıkartsınlar. Vallahi Nihal kutluyorum seni ya. Müge Hanım ben de kendimin böyle olabileceğini hiç düşünmüyordum ha. Ben böyle, yani bilmiyorum, demek ki insanın başına gelince şey yapıyorsun. Bilmiyorum, Allah demek sabrını veriyor. Kurban olduğum Rabbim, Allah sabrını veriyor. Ya benim en çok üzüldüğüm başka biri götürseydi. Yolda mesela peşine düşseydiler, kaçsaydı, vursaydı, bir şey olsaydı. Ya böyle güvendiği insan götürdü. Acaba ben en merak ediyorum, Onur çıksa diyeceğim, Onur hiçbir şey söyleme. Sadece götürdüğün zaman, anladığı zaman sana ne söyledi? Ya oğlum, Onur sana ne söyledi? Onur bana karışmayın, anamın çıkar yanar mı dedi. Dedi oğlan dedi, ana bana bir silah verin. Benim anam ağlayacağına onların anası ağlasın. Mustafa senin anan ağladı, ana kurban ola sana, senin anan ağladı. Ana kurban ola sana, Mustafa. Mustafa ben sana kurban olam. Keşke bana sıksaydı. Keşke beni öldürseydiler. Keşke benim paramparça etseydiler Mustafa. Vallahi ben o
kurban ola sana. Ana kurban ola sana. Müge Hanım o kadar seviyordu kardeşlerini, o kadar. Karışmıyor diyordu Mustafa, buna kız. Kardeşine kız der çarşısında, tamam anne tamam. Tamam derdi, tamam. Salih, Salih derdi. Diyorum Mustafa sen niye karışmıyorsun? Der anne bir yere gittiğim zaman vicdanım sızlıyor der, sabaha kadar ağlıyorum. Vicdanım sızlıyor. Ev odaya böcek girmiş, daha kelebek mi böcek? Bir şey oldu. Dedi ana vallahi iki gündür böcek odaya girmiş. Dedi benim vicdanım el vermiyor, ben onu öldürmüyorum. Dedi böceği elim, vicdanım dedi sızladı, böceği öldürmedi. İşte milletin böceği vicdanı sızlıyor. Onların yok. Vallahi yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Keşke Nurten'in dilediği gibi olsa da, keşke Mustafa'yı ne yapayım yani, kulağını kesmiş, burnunu kesmiş falan filan böyle. Neyse yani, ki hayatta olur, olsun o yapılır, ya. O bir şey olur. Keşke hayatta olsun. O yapılır, o yapılır. Ama, keşke. Ama izleteceğim bantlar da var. Bence bu iş gayet güzel planlanmış. Öğreniyorum ki aslında Mustafa'nın kaybolduğu gece Nihal Hanımların evi de taranmış. Şimdi buradaki şey şu, bizim muhabir arkadaşlarımız da babanla konuşurken bunlar şöyle bir şey söylüyor. Onur'la Mustafa kuzenler, işte bunlar madde bağımlısı, birinden madde almışlardır, parasını ödememişlerdir. O yüzden işte onları da aldılar, götürdüler, evlerinde taradılar. Yani bu aslında öfkeyle yapılan bir iş değil. Zaten Nurten kaçtıktan kaç gün sonra oluyor bu. Yani kaçıyor, plan, arada plan bir zaman var, nikah plan. Yapılıyor, nikah yapıldıktan 15 gün sonra. Hepsi yani, plan ve program dahilinde yani yapılan. Yani aslında bence o bütün o kurşunlanmalar falan bile hepsi evet. O plan program dahilinde. Aynı gün oluyor yani. Yani yarın bir gün. İşte aynı bak gün. Denildiği gibi sızmışlardır, bir yerde kalmışlardır dan. Şimdi uyuşturucu madde almışlardır, yasaklı madde almışlardır, parasını ödememişlerdir. Çocukları kaçırmışlar, evlerini kurşunlamışlara kadar gelen bir hikaye dizilimi. İşte sabahki operasyon ilk görüntüleri. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri ve Kovancılı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sürekli köyünde Latif Yılmaz ve onun akrabalarına eş zamanlı baskın düzenliyor. Ekipler Latif Yılmaz'ın evine geçiyorlar. Yani saatlerde oldu. Şu anda gözaltı. Kaçsana gözaltı şimdi de. Gözaltına alınma işlemlerinin yapıldığı bugün tebliğ kaçıyor ediliyor. Be. Şimdi de kaçsın. Tamam. Orhan Bey ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Ne söyleyeyim ki ben? Neden alınıyorsun şu an gözaltına? Ben niye gözaltına alınıyorum? Ben ne yapmışım? Peki kardeşinizden Latif alınıyor. Latif'le ben konuşmuyorum, bir şey etmiyorum. Ben Mustafa Yılmaz'ı hiç tanımıyorum. Hiç tanımıyorum ben bu adamı. Nurten kaçtıktan sonra Latif'in onları tehdit etti. Hiç kimse, onları hiç kimse, o aileden hiç kimseyi tanımıyorum ben bu. Kaç tane de kardeşlerimle konuşmuyorum. Saklı olabilir mi? Bir şey ben, yapmış olabilir mi? Ya Mustafa ne yapmış ki? Kendisi ne yapmış? Buradadır. Ben hiç görmemişim, ben hiçbir şey bilmiyorum. Damadınızı ve yeğeninizi siz mi sakladınız? Siz mi sakladınız damadınızı? Damadınızı öldürdüğünüz doğru mu? Öldürdüğünüz doğru mu? Onur yurt dışına kaçırdınız mı? Gördüm, illa siz mi sakladınız Latif Bey? Lato siz erkeksin, Lato erkeksin bak. Latif. Yurt dışına şerefli. Kaçırdınız. Yaşam. Bir şey söyler misiniz Latif Bey? Pislik. Müge Hanım abını da konuşturamıyorlarsa bilmiyorum artık. Latif Yılmaz ve akrabaları şu anda gözaltına alındı ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Evet olsun. Evet artık arkadaşlar bunlar dediğim gibi çok sıcak görüntüler. Az önce görüntüleri geçebildiler. Bak görüyorsun yüzsüzler yüzlerini kapatıyor. Niye? Nurten'in halaları da alındı. Yüzsüzler yüzsüzler. İlk alınan biliyorsunuz az önce program. Oluyor ama bak bilgi sahibi bakın. Oldukları söyleniyor. Evet evden tüfekler çıkmış. Sen bilmiyorsun sanki. Cep telefonlarına el konuldu. Elazığ Kayıp Şahıslar Büro Amirliği düzenledi operasyonu. Elazığ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Elazığ Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdiler operasyona. Hala devam ediyor. Az önce reklama girdiğimiz sırada Mustafa ile Onur'un en son görüldüğü aracın sahibi olan Fatih de gözaltına alındı. Dediğim gibi bize bağlanan bir görgü şahidimiz de Allah ondan razı olsun. Çelişmişti açıklamaları. O Mustafa'yı en son 2 ay önce gördüğünü söylemişti ama
görgü şahidimiz kaybolduğu gün, Mustafa ile Onur'un kaybolduğu gün onları arabada beraber gördüğünü iddia etmişti. Az önce Fatih'in avukatı da emniyete gelmiş. Allah Allah, avukat da tuttu kendine hemen. Ha? Avukatıdan birlikte mi gitti? Katil. Ya değil mi öyle şimdi? Bilmiyoruz insanları. Ya canım vallahi diyor, billahi içinde, verdim, içinde, içinde, içinde. Yani ya Onur... Müge Hanım zaten Onur'un... Ya vallahi ikisinin her şeyini tamam, herkes biliyor ha. Onur onun için adam öldürür, o Onur için öldürür. İkisi birlikte götürdü. Ne yaparsa o da içinde ha. Ya Fatih nasıl hiç kimsesi yok ya. Hanım, Onur bilin şeyine sığındı ha. Hanım, ben gerçekten bu konuyu en baştan beri vicdanıma sığdıramıyorum. Yani akıl almayacak bir şey değil. Kötülük yapmak çok kolay çünkü. Yani kötülüğü hepimizin aklı erer. Ama vicdanıma sığdıramıyorum. İşte. Hiç tasvip etmiyorum bir kızın evden kaçmasını. Bak hiç hayatta bir genç kıza yakıştıramadığım şeylerin başında evden kaçmak geliyor. Hiç kusura bakma. Of. Ne olursa olsun senin ailen, senin hayatın. Ya ne bir kadar da kötü olsa senin ailen. Hayır. Niye kaçıyorsun? İşte kadın sığınma evine gidebilirsin, şiddet görüyorsan onu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Ama kaçmak bana... Yani bir erkeğe kaçmak hele çok saçma geliyor. Neden biliyor musun Nurten? Bak kaçtın. Şimdi bak başına bunlar geldi. Nereye gideceğin bile belli değil. Anlatabiliyor muyum? Doğru değil yani. Kaçanın değeri de olmaz. Bu çok şey bir laf ya. Kaçanın değeri olmaz. Çünkü anne babasını değersizleştirmiş. Anne baba da ister istemez vereceği değeri veremiyor. İstese de istemese de. Gittiğin evde de. İsteyen onu söyler. İsteyen bu. Gidecek kapısı yok ki. İnsanoğlu kötü, yani bir yanımız çok kötü. Gidecek yeri yok. Her şeyi yaparım. Müge o mantıktasın. Şimdi bu çok kötü, bunu anladım. Ama gidip de bu kızı da çok özür dileyerek söylüyorum, alıp barda pavyonda çalıştırmak için kaçırmamışlar ki. Kız almışlar, çocuk da üniversite öğrencisi. Tamam yasaklı madde kullanıyorsa dersin ki, Nihal ben o zaman benim kızımla evlenecek. Nihal Hanım oturursun, biz bu çocuğu tedavi ettirelim, bir işe sokalım. Üniversiteye gidecekse çocuğum da oraya gitsin. Bunları ya bir hale yola koyarsın. Geri ver. Nurten'e şimdi geri verseler Nurten diyor ki gittiğimde beni öldürecekler. Nasıl versinler? O da evlat, o da evlat. Yani zaten bilmesek gelmiş. Öldürmezler gönderecektik. Ne vardı? Gönderirdik. O da senin evladına aşık olmuş gelmiş ha? Hayatım. O da senin evladına kıymet vermiş. Ya yani şimdi bilsen kızı öldürmeyecek gönderirsin. Hadi yatışsın bir şey olsun birkaç defa adam göndeririz istetiriz. Yine verecekti anladım. Çünkü ama, bir defa geldi. Ama insanın kime vereceksin sen bile, kaçan kızı? İnsan kızdığında ben de dahil olmak üzere. Ben de diyorum ha? Asarım keserim. Tamam şunu işte. Yaparım bu, bu kızgınlıkla söylenir ama annesini dağa kaldıracağım. Oğlunun önünde tecavüz edeceğim. Onu çıldırttıracağım. Evli kız kardeşini kaçıracağım. Ona tecavüz ettirip Mustafa'yı çıldırttıracağım. İki oğlumun peşindeler. Nurten de kocası kafasına sıktı diye bunalıma girecek, kendini asacak, intihar edecek. Hayır bu nasıl bir şey? Yani Müge, ne oldu da biz Müge, buralara geldik? İşte, Müge Hanım aynı gün evlere evler sıkmalar. Evler taramalar, bunların camların önünde duramamaları. Yani biz Müge nereden Müge Hanım ben polise söyledim bunları. Söylüyorum. Abla niye telaş yapıyorsun diye. Bir kız için kim kimi öldürmüş? Dedim bunlar öldürür. Hayatım, bu yapar. Polis de suç olduğunda dedim, müdahale dedim, ediyor. Şimdi... Ama yok oğlan yok ortada biliyorum yok. O kadar tehditleri ben almışım biliyorum. İşin acı tarafı ben senin ciğerinin nasıl yandığını şöyle anlayabiliyorum. İnsanın hele ki kız kardeşinin çocuğu beraber büyüttüğün için kız kardeşler. Senin evladın gibi aynı sırada olsa emzirirsin bile. Yani yok mudur süt kardeş denen bir şey var yani. Ben çok tasvip etmem ama var. Belki aynen. De yan yana olsa emzirirsin. Canını verirsin yeğenin için. İşte. Şimdi nasıl senin kız kardeşinin oğlu gelir senin oğlunu alır da götürür bir yere? Ya Müge Hanım kavgalı olsaylar dövüş işi olsaydı ha, neyse. İki kardeş. Ha iki kardeş ha iki teyze çocuğu yani. Öyle söylüyordu zaten. Melih'ten Onur'un farkı yok diyordu. Melih'i de annesi hepinizden çok seviyorum diyordu. Öyledir ama. İşte, sen onun teyzesisin. Ha. Annesi ölse belki sen bakacaktın işte, küçükken. Öyle olacaktı zaten bize gelecekti. Kim bakacaktı başka? O alıp böyle mi yetiştirir? Bak ne yaptılar oğlanı. Ben bu kadar kötülüğü bak, gerçekten algılayamıyorum. Ya bu nasıl bir kin Nurten yani bunu senin ya, anlatman lazım. Amcası para verirdi diye yanında gitti ben ya. Ben dedim ki bu Nurten nasıl bir dedim cesaret oldu. Yani. Babasının karşısına çıkıyor. Mustafa'yı öldürdün beni üzmek için falan diyor. Nasıl olabilir dedim. Sonra parçalar toplanınca ne yazık ki... Tanıyor babasını çünkü Müge Hanım. Tanıyor babasını. Silahlar vesaire.
Tanıyor babasını ya. Yapabileceğini de biliyordu ha. Ama ben bu kadar olacağını bilmiyordum. Ama şimdi diyorsun ki babamı öldürmez. Ya, öldürmez? Dedim bu kadar. Yani daha önce bir hani diyorsunuz ya öldüreceğini bile bile. Nasıl tehditten sonra daha kesin emin oldum yani. Evlendikten sonra aramaya başladı, tehdit etmeye başladı ya. İşte o zaman. Hiç bir tatlı dille falan yola gelmedi hani babacım babacım falan? Baba deyip karşısında konuşamıyordu ki. Sanki konuşturdu karşısında, bu da babacım dese. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin koordineli çalışmaları sonucunda sabaha karşı saat 6 sıralarında bir şafak operasyonu yapıldı. Sizin de söylediğiniz gibi Müge Hanım, yoğun kar yağışı sebebiyle, tipi sebebiyle sürekli köyünün yolları kapalıydı. Biz gece boyunca zaten köyün çevresindeydik. Sabah saat 5.30 civarında grader geldi yolları açmak için. Yollar açıldıktan sonra köye ancak erişim sağlandı. Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı, yine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suç Büro Amirliği, özel harekat birçok birimden kalabalık bir ekip geldi sürekli köyüne sabah saat 6.30 sıralarında. Yoğun bütün köyde önce Latif Yılmaz'ın yani Nurten'in babasının evi olmak üzere bütün akrabaların evinde eş zamanlı baskın yapıldı. 3 tane amcası, 2 tane halası gözaltına alındı. Babasıyla birlikte Nurten Yılmaz'ın evinde aramalar yapıldı. Latif Yılmaz'ın 4 katlı evinde yaklaşık 2 saat süreyle evinde aramalar yapıldı. Evinde bulunan telefonlar el konuldu emniyet asayiş şube ekipleri tarafından. Gene köyde yapılan aramalarda ahırlar, evler birçok yer arandı. Burada bulunan tüfeklere de el konuldu. İncelenmek üzere buraya getirildi. Aynı şekilde şu anda biz de İl Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Bildiğimiz kadarıyla Kovancılar ilçesinde kalan Fatih Arslan da bu gözaltına alınanlardan, aynı eş zamanlı gözaltına alınanlardan biri. Toplamda 12 kişi Elazığ'da gözaltına alındı şu anda ve gözaltı süreci... Bu operasyon hala devam ediyor. Gene gözaltılar bekleniyor. Biz de şu anda takip etmeye devam ediyoruz. Teyit edebildiğimiz bütün bilgileri de size aldıkça buradan aktarmaya devam edeceğiz. Müge'cim gerçekten sana ve kameraman arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir de zorlu bir hava şartı var orada. Hava şartları çok zorlu. Mustafa Demirtaş'a ve Müge Yönter'e çok teşekkür ediyorum. Sabahtan beri onlar da takip etmeye çalışıyorlar. Gözaltı sayısının artması bekleniyor. Şimdi sorgu süreci başlayacak. Yani halaların falan da gözaltına alınmasının nedeni, çünkü en baştan beri diyorlar ki işte halalarda öyle yapmayın, şöyle yapmayın. Bilgisayar. Ya aslında burası Nurten, benim anladığım kadarıyla köyde senin akrabaların dışında yaşayan kimse yok. Değil mi? Kaç hane orası? 9. 9 hane mi? 9 hane, yani 9 tane akraba mı yaşıyor orada? 9 evet, kardeş mi yaşıyor? Ha? Evet, hep amcamız gibi yaşıyor. Yani hep amcamın çocukları amca. Müge Hanım, sürekli silahlı kavgadalar askeri orada. 9 kişiler ha, sürekli kavgadalar. Birbirleri de mi kavga ediyorlar? Birbirle, köpek gibi birbirlerine saldırıyorlar. O kuduzlar var ya, o kuduz köpeklere normal değil ha. Sürekli askeri orada, sürekli askeri orada. Yani jandarma da tanıdığı birileri. O ona silah alır koşuyor, o ona silah alır koşuyor. Erkekler tek şey silahları. Silah olmadıysa bittiler. Ve konuşamadıklarını gördük burada yani. Konuşma yetilerinden daha çok belki o şekilde şiddet zaten işte eğilimler. Akşama kadar silahtan dalar. Yani 9 hane var diyorsunuz. Hepsi birbiriyle akraba. O nedenle yani bu gözaltıların hepsi bugün alınırlar, yarın bırakırlar. Her zaman söylediğim gibi herkes bir suça ortak olmuş demek de değil bu, ama çok küçük hane olduğu için birbirlerinden haberdarlardır düşüncesiyle. Şu an hepsinin ifadesine başlıyorum. Ben bir zayıf halka çıkacağına eminim. Valla buradan gözaltına alınmayanlara şunu söylüyorum. Müge Hanım, o ablamı söylüyorum. Zorlasınlar. Bakın şunu unutmayın. O ablamı zorlasınlar. Söyler. Hukuk şöyle işler. Hukuk. Ben aldım, ben bıraktım ama, ben duydum ama, ben yanındaydım ama, ben sıkmadım ama o sıkmadı. Artık ben kararlara şu anlamda bayılıyorum. Biz gittik üçümüz. Şevki, Rami, ben. Biri öldü. Kim öldürdü? Şevki öldürdü. Ben sonra ne yaptım? Ben elimi sürmemiştim. Vallahi hiç fark etmiyor. Hakim diyor ki siz kardeşim gittiniz mi oraya? O öldürdü, sen sustun mu? Sen de içine iştirak ettin. Ona veriyorsam 30 yıl, sana da 30, bana da 30. Artık iş hukuk zaten bence de böyle işlemeli. En doğrusu. O nedenle de buradan sesleniyorum. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Kendi çocuklarınızın, eşlerinizin başı yanmasını istiyorsanız bildiğiniz jandarmayı da uğraştırmayın. Emniyeti de uğraştırmayın bu karda kışına. Açın gidin söyleyin. Kendi çocuklarınız da yanmasın. Bak, cezaevine 7 ay girmiş, bir daha girmem.
çok şey bir laf, kafama sıkarım demiş. Bunlar da ağızlarına kafayı sıkmayı pelesenk etmişler keşke yani. De sıkaydı. Keşke de böyle kalleşlik yapacağına sıkaydı. Evet, milleti birbirine düşüreceğine yani. Sıkaydın. Ona ben de katılırım yani. Başkasına kafada... zarar verecek olan işte. Gitsin kendini öldürsün başkasına zarar vereceğine. Ama ben Nurten için tabii ki hani Mustafa'nın ailesinin böyle düşünmesi doğal ama yani sonuçta Nurten de başka yollardan akraba, Onur'un akrabası. Ben Nurten'in durumunu iyi görmüyorum. Nurten'e kim sahip çıkacak? Buradan sesleniyorum. Ben Nurten'i bu şekilde bırakamam. Nihal Hanım'la da olmaz. Yani Nurten'in de yok mu bir akrabası ona sahip çıkacak? Müge Hanım çıkacak? Sürekli teyzesi arıyor. Gel bize. Gel buraya, arkandayız. Niye kaçmadan önce arkasında değildiniz? Kaçmadan önce babası o kadar hakaret edirdi. Niye kurtarmadınız? O zaman biz Leto'dan küsüz. Biz Leto'dan küsüz. Şimdi çağırıyor. Gel anneni de alırız yanımıza. Gel 14 tane Müge kardeşi var. Zaten... Biliyor musun teyzeni? Müge 14 tane teyze, halı amca, dayısı, zaten... teyzesi var. Hani babamla şey sorunlar. Şimdi annem her zaman geldi. Sorunlarını örten bir insandı. Mesela böyle sen söyledin her şeyi onlara. Duyuyorlardı. Arıyorlardı. Annem işte öyle bir şey yok yok Müge, yalan ben evimde. Sen doğruyu söyledin mutluyum. Onlara ama. Şeyim. Ben de söyledim aradıktan sonra annenle biz konuşuyoruz. Annen yine inkar ediyor, yine yalanlıyor. Yani yoksa annemin ailesi her zaman annemdi. Korkak, güçsüz olan annemdi. Ailesine her zaman yalan söyleyen ailemdi. Annemdi. Yoksa annemin ailesi hep onun arkasında. Demek annem burada annem adı yerindeymiş. Annem bırakmıyordu zaten. Ben söyleyince arayıp işte yalan söylüyor. Yok babasını sevmediği için yalan söylüyor deyip inkar ettiriyor. Yani annem babanla yaşadıklarını kendi ailesine aktarmıyordu ama onun ailesi aslında annenin arkasında mı yani? Hastane. Yani annenin akrabaları annenin arkasında. Evet. Ama annem işte hiçbir zaman her zaman ailesinden... Peki senin orada gidebileceğin kim var? Ben eğer yani babamdan kurtuluş olarak gitmek isteseydim zaten bir sürü kişi var. Nurten'cim şunu soruyorum. Şu Nihal an Hanım, sana onu söylemiyor. Nihal şimdi Hanım, sana kaçtığını soruyor. Nihal ben bir kendimi insanlara iyi göstereyim. İnsanlar bana demesin bu kurtuluş için kaçmış. Bak, bu zaten bunun planını yapmış. En baştan yapmış. Daha evdeyken yaptı buraya gelmeden önce. Teyzesi diyordu gel bize. Gitmeyecek mi? Biz buna mı bakacağız bir de? Ben kimseyim. Ben bunun burada olmasına bile tahammül edemiyorum. Defolsun gitsin. O kendi yolunu bulur zaten. O da geldi senin abimin başını yedi. Kendi rahat etti şimdi. O da senin kardeşine aşık olmuş. Aşık olan insan babasını bildiği halde gidip aşık olduğu adamın başını yakmaz. Hadi geldim. Babanın hala vazgeçmediğini gördün. Geri git. Madem bu kadar seviyorsun git sana ne yapıyorsa yapsın. Baban belki kızına kıyamaz ama milletin çocuğuna kıyar. Yani Nurten dedi ben oradan bir kurtulayım. Ne oluyorsa olsun. Geldi başımızı yedi. Ailemizin başını yedi. Bizi birbirimize düşürdü. Rahat etsin şimdi gitsin teyzesi baksın ona. Müge Hanım bir daha ne oluyor biliyorsun? Allah seni en sevdiğinden sınıyor ha. Ailede herkes Mustafa. Biz ona kıymıyorduk bakalım bir şey söyleyelim. Ailede herkes Mustafa. Mustafa abi Mustafa. Oğlum diyor ki ana ben senden babayı sevmiyorum ha Mustafa abim İnsan var diyor ha. Hep nereye? Mustafa abim var diyor ha. Nereye? Salih Mustafa abin yok ha. Salih Mustafa abin yok da ha. Sen kime güveniyorsun Salih? Salih gitti ya. Diyor ki bir şey olduysa abimi çağırırım diyor. Abimi çağırırım gelir o. Salih Mustafa abisine güveniyordu. Nurten'im senin İstanbul'da var mı anne tarafından akrabaları? Herkes abisine güveniyordu. Evet. Burada var mı yani sana kol kanat? Ben de buradan Nurten'in akrabalarını da sesleniyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Yo, zaten aradılar programdayken. Nurten'in de durumu iyi değil ya. Onun da sevdiği... Onun durumu çok iyi. Bir insan yabancıya ne kadar yanabilir Müge Hanım? Ne kadar? Genç o 20 yaşında bir iki sene sonra gidecek unutacak. Millet kör kütük aşık oluyor, öldükten sonra gidiyor, evleniyor, boşanıyor, evleniyor. Bu mu sevecek? Hayatında ilk defa köyde bir yabancı gördü, hemen attı kendini üstüne. Dedi ben bu köyden kurtulayım. Of. Şimdi köye giden iki yabancı diyecek, yarabbi bize sürmedi belasını. Bir erkeği seven iki kişi vardır. Biri annesi, biri eşi. O sevdiği... kişi bu değil ama. He? O eş bu eş değil. Abimin psikolojik sorunları vardı, yerinde değildi. Abim sevgiyi çok seviyordu, ilgiyi çok sanıyordu gibi onu çok seviyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.